sevgili arkadaşlar. Herkese iyi geceler dileriz, iyi akşamlar dileriz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hem Twitch hem de YouTube'dan yayınımız devam ediyor. Evet sevgili arkadaşlar, simülasyon camiası adına benim adıma, pardon bir dakika ne oldu kaptanım, durun bir giriş yapacaktım ya, durun. Hadi kalkalım bakalım. Tekerleri indirdik, iyiydi. Gerek yok. Vallahi çok iyi kaptanlar ama görüyorsunuz diktatörler yani. Apar topar yaklaştırdılar beni, güzel güzel sohbet ediyorduk şurada. Allah'ım ya, of Allah kahretsin, ne kadar yakışıklıyım ben yine ya. Aman Allah'ım. Siz görüyorsunuz arkadaşlar, bu görüntüleri bir ben bir de benim gibi birkaç kişi alıyor sevgili arkadaşlar. Ağlamak istiyorum, ağlamak istiyorum. Görüntülere bakın arkadaşlar işte. Bir ben bir de benim gibi birkaç kişi bu görüntüleri alabiliyor. Evet sevgili YouTube, sesim geliyor mu? Beni duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu? Gelip gelip gidiyor mu sevgili arkadaşlar? Herkese selamlar. Gerek Twitch gerek YouTube. Her iki kanalda da yayındayız. iTunes Yıldız olarak. Konuğumuz Unsafe05 bu akşam. Kendisinin kanalı var zaten Twitch'te. Az önce linkini attı. Twitch.tv/Unsafe05 diye. Kendisine öncelikli olarak teşekkür ediyorum hepiniz adına geldiği için. Hani uzun zamandır bir 738 pilotu gelsin diye sizlerden bir talep geliyordu biliyorsunuz. Ben de hani zaten hani biz aşağı yukarı biliyorduk ama bir de pilot tabii her zaman farklı, bize yaklaşım farklı. Sizden ricam, bir, pilotun adını soyadını sormuyorsunuz ve bilen varsa söylemiyorsunuz. İki, asla ve asla hangi hava yollarında uçtuğunu yazmıyorsunuz, silinecektir. Bunu söylüyorum. Niye söylüyorum? Çünkü aksi takdirde hani sonuçta beyefendinin profesyonel bir mesleği var. Kendisinin uçtuğu, bağlı olduğu bir hava yolu şirketi bulunmakta. Bundan dolayı kendisi bu konularda hassas. Bu hassasiyete özen gösteriniz. İlla soruyorsanız hangi hava yollarında uçuyorsun diye, kendisi Maya hava yollarında uçuyor. Kaptan X gibi, Kaptan Z gibi, işte Kaptan Baha gibi Maya Hava Yolları'nın bir kokoreç, bir ayran maaşlı pilotu diyelim değil mi hocam? Aynen, bir kokoreç, evet. Ve bir ayran. Aynen Ayda, bunu bulduğunuza şükür, ne oldu bu krizde? Bazen Kemal Paşa'da olabilir abi yanında. Kemal Paşa tatlısı olur. Olur Kemal yani. Paşa'da olur. Kaymak da olmaz ama pahalıya geliyor kaymak. Evet, kaymaksız abi, kaymaksız direkt. Evet, ben artık sözü Türk Maya Yolları deyin lütfen ya da Maya Airlines deyin. Bu tip subliminal mesajlar iletmeyiniz lütfen. Evet, rota nedir diye sormayın. Kaptanım rota nedir diye bak hemen soruyorlar. Senin elinde o yetki. Evet, onların hepsini açıklayacağım birazdan. Tabii hepsini açıklayacak kaptanımız. Her iki taraftan da arkadaşlar, yayınları çok fazla, yorumları çok fazla takip edemeyebiliriz. Bunun için şimdiden sizden özür dileriz. Çünkü kaptanımız da direksiyon olacak. Ben de çok müdahale etmek istemeyeceğim. Hatta zaman zaman ara sıra ben kaçacağım, ne yalan söyleyeyim. Çünkü kızım kızım var. Ondan dolayı şunu sizden en başta rica ediyorum.
Kaptan Unsafe05'in kanalı twitch.tv/unsafe05. Lütfen orayı da follow tuşuna basmayı unutmayınız. Evet kaptanım, söz sende. Artık bana burada yayını kapatabilirsin. Boşuna kastırma bilgisayarını. Evet, yayını Discord'da kapattım. Yayını kapatabilirsin. Ben de mikrofonu kapatıyorum kaptanım. Seni izleyicilerimizle baş başa bırakıyorum. Şimdiden iyi uçuşlar diliyorum. Nereye ineceğimiz konusunda açıklama yap. Çünkü ben biliyorsun özellikle çarpıştım orayı biliyorum. Tamam. Çok çok teşekkür ederim kaptanım şimdiden. Evet, şimdi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu mükemmel yayını bana sunan Aytunç abiye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hem YouTube'dan hem de Twitch'ten ilk kez iki platformdan yayın yapacağım. Daha önce hiç YouTube'da yayın yapmadım. YouTube'da hiçbir video koymadım. Onun için YouTube benim için yeni bir platform. Ama Twitch'te çok fazla yayın yapıyordum. Zaten biliyorsunuz bir önceki kanalımda Level Change'de daha fazla yayın yapıyordum. Fakat orası bittikten sonra kendi kanalımı açmaya başladım ve o kanalda yayınlara devam ediyorum. Öncelikle hepiniz arkadaşlar hoş geldiniz bu mükemmel uçuşa. Şimdi bu yayına başlamadan önce size şunu belirteyim. Şu anda Yunanistan'ın Korfu adasındayız. Korfu adasından bir kalkış gerçekleştireceğiz. Takiben Santorini'ye Arnav yaklaşması yapacağız arkadaşlar. Arnav yaklaşmasıyla ilgili istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Yani uçuşun her yerinde, her durumunda istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben chat'i takip ediyorum ve yazdıklarınızı da takip ediyorum. Bu arada Twitch'te beni izleyen, benim kanalımı takip eden dostlarıma da hoş geldiniz diyorum. Adam gibi adamlar. YouTube'a da hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere Boeing 737-800 dünyanın gelmiş geçmiş bugüne kadar yapılmış en iyi uçağı bana göre. Tabii gerçi Airbus'u bilmiyorum ama. Hocam çok özür dilerim, bir araya girebilir miyim? Tabii ki. A320 diyorum. Hadi iyi uçuşlar. Evet, yani işin şakası bir yana arkadaşlar. Boeing 737-800 pilotu olduğum için tabii ki bu uçağı seviyorum arkadaşlar. Yani uçmak da çok keyifli. Gerçekten keyif veriyor bana bu uçakta uçmak. Airbus'la ilgili herhangi bir fikrim yok. Hiçbir zaman Airbus'ta uçmadım. Airbus deneyim olmadığı için Airbus'la ilgili zaten konuşmayacağım. Konuşamam da daha doğrusu. Ama 737 uçmak bana keyif veriyor. Boeing'de her zaman mutlu olmuşumdur ve Boeing aslında beni yormuyor. Diğer pilotlar genelde, yani Boeing'den Airbus'a geçen pilotlar, ya Boeing çok yorucudu, evet Airbus çok daha keyifli diyorlar. Ama bilmiyorum, ben Airbus'a geçsem de Boeing'de herhalde Boeing'i çok özlerim diye düşünüyorum arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şu anda ben biraz kendimi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Özel bir havayolu şirketinde Boeing 737-800 pilotuyum. Yaklaşık olarak 2300 saat uçuşum var bu uçakta. Ve ayrıca bu havayolu şirketinin de Boeing 737'de test pilotluğu yapıyorum. Yani bu test pilotluğu aslında bu hani işte 737'leri gidip alan ekip de değil de daha çok 737'leri, tabii benim şirketim 737'leri elden çıkarttığı için bu uçakların satışında görev alan pilotlardan bir tanesiyim. Genelde bizi gönderiyorlar ve burada bu satış esnasında birkaç test yapmamız gerekiyor. O testleri icra eden first officer, yani first officer'lardan bir tanesi benim. Kaptan pilot değilim, onu söyleyeyim. İkinci pilotum, sağ koltukta oturuyorum. Kaptan pilot olmama ne kadar var diye soracak olursanız o da yaklaşık olarak 5000 saat istiyor. Benim 2500 saat uçuşum var ve bu da işte 2 yıl, 3 yıl gibi bir süre içerisinde kaptanlık sırası gelirse o zaman kaptan olabileceğim. Fakat Airbus'a geçmedi bir durum söz konusu. O da bilmiyorum ne olacak, ilerleyen zamanlarda bakacağız. Şu anda arkadaşlar, evet, kendim hakkında bir de Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Uçuş okuluna girmeden önce Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Siyaset Biliminden mezun oldum. Bilkent'i bitirdikten sonra da Ajet Uçuş Okulu'na başladım. Ajet Uçuş Okulu'nu bitirince de işte bu şu anda görev aldım. Havayolu şirketine başvurdum, kabul edildim ve şu anda aktif olarak orada uçuyorum. Bundan yaklaşık 2 sene önce Türk Hava Yolları'na başvurmuştum. Türk Hava Yolları'ndan da kabul edildim. Fakat Türk Hava Yolları'na gitmedim. Hani Türk Hava Yolları pilotu musun diye sorarsanız, hayır, Türk Hava Yolları'nda görev yapmıyorum. Ama Türk Hava Yolları'na kabul edildim ve Türk Hava Yolları'na yer değiştirme olacağı için tercih, yani oraya gitmedim. Durumda bu şekilde. Evet. Gördüğünüz üzere Boeing 737-800 standart. Şu anda koldan dart pozisyonundayız. Ben size
uçağa geldiğimizde nasıl, şu anda uçağın sesini bir açayım da. Evet, bir dakika. Tamam, ses geliyor mu? Tamam. Evet, uçağa ilk geldiğimizde nasıl bir operasyon yapıyoruz onu göstermek istiyorum. Önce uçağa gelince preliminary flight checks, pre-flight checklist, takiben before start checklist, before taxi checklist ve before takeoff checklist'i takiben after takeoff checklist'i, bütün checklist'leri sıra sıra uygulayacağız. Gerçek uçuşta ne yapıyorsam aynı operasyonu yapacağım, onu söyleyeyim. Briefingleri tam yapacağız. Arnav yaklaşmasını tam briefing yani arnav yaklaşması başlamadan önce yapılması gerekenleri yapacağız. Burada briefingleri gerçekleştireceğiz. Departure briefingini uygulayacağız. Bütün setuplarımızı yapacağız ve gerçekte nasıl yapıyorsak aynı şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi uçağın sesi gelmiyor. Şu cold and dark pozisyonda olduğu için herhangi bir ses duyamıyorum ben. Büyük ihtimalle siz de duyamıyorsunuz. Genelde arkadaşlar uçağı bu şekilde bırakmayız biz. Yani bu cold and dark pozisyonu şu şekilde olur. Atıyorum bir yatıya gitmişizdir ve yatıda da tekrardan diyelim biz 24 saat yatı vardır ya da işte 24 saat değil de 6-7 saat yatı vardır ve sabah kalkıp tekrardan bu uçağı alacağımız zaman biz otele gitmeden önce bu uçağı bu şekilde bırakıyoruz. Ama bizim uçtuğumuz meydanda uçakları bu şekilde bırakmayız. Bir sonraki ekip kolayca uçağa binsin ve operasyonu icra etsin diye. Onun için cold and dark pozisyonunda biz uçağı bırakmayız. Genelde operasyon devam ettiği sürece. Bir de eğer bu uçak uçmuyorsa yani yatıyorsa, bir sonraki bacağı yoksa bu şekilde tekneye bırakırız ya da kendimiz uçağı kapatıp tekneye teslim ediyoruz. Bu arada chat'i okuyorum. Evet. Hocam kısa kısa yaklaşmış işlerini anlatabilir misin? Evet, anlatırım hocam. Şöyle söyleyeyim sana. Non-precision yaklaşmalar ve precision yaklaşmalar diye ikiye ayrılır. Bu non-precision yaklaşmalara Arnav yaklaşması, NDB yaklaşması ve VOR ve Localizer yaklaşması girer. Precision yaklaşmalara da ILS yaklaşması ya da MLS dediğimiz, aslında bu Microwave Landing System daha çok uçak gemilerinde kullanılan bir sistemdir. Fakat zaten yolcu uçaklarda MLS yaklaşması diye bir yaklaşma türü yok. Ama yaklaşmaları kısaca ikiye ayırabiliriz. Non-precision yaklaşma ve precision yaklaşma. Sadece precision yaklaşmada da ILS yaklaşması gözüküyor. Evet. Şimdi uçağa ilk geldiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi cold and dark. Hiçbir operasyonda yani hiçbir uçağın hiçbir sistemleri operasyonel değil. Onun için ilk başta görmemiz gereken şey burada bataryayı devreye sokmak. Bataryayı devreye soktuktan sonra ground power devrede değil. Şu anda neden ground power devrede değil bilmiyorum ama Arnav yaklaşması ne yapıyorsun yaklaşmaları hocam? Hocam bu şu first officer koltuğuna gerçekleştirebilir misiniz? Değişiklik olsun bize de. Yok hoca ya. Kaptan pozisyonunda gerçekleştirmek daha iyi geliyor. Çünkü bütün kamera sistemleri sol tarafa göre ayarlı. Onu söyleyeyim. Kaptanım selamlar. İstanbul Base misin? Evet, İstanbul. Şimdi arkadaşlar burada APU olmadığı için bu arada uçağın sesi niye gelmiyor ya? Anlamadım ama. Uçağın sesinin gelmesi lazım ama hiçbir şey duyamıyorum şu anda. Siz duyuyor musunuz? Yok. Duymuyorsunuz değil mi? Benim sesim güzel geliyor ama yayına değil mi? Ha tamam. Güzel. Tamam geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar hocam, gördüğünüz gibi ses geldi. Ses geldi. Hallettim abi. Tamam, geldi mi? Duydum. Tamam. Pardon. Kusura bakma. Şimdi arkadaşlar bataryayı devreye soktuktan sonra emergency exit light'ı devreye soktum. Gördüğünüz gibi ground power devrede değil. Ground power'ın neden devrede olmadığını bilmiyorum. Bağladım ama devreye girmedi. Şimdi arkadaşlar APU çalıştırmadan önce gördüğünüz üzere fire testlerini yapmak zorundayız. Şu anda APU, uçak şu anda DC power'dan besleniyor. Yani bataryadan besleniyor. Biz bu fire testleri Boeing 737'de DC bus ya da DC hot battery bus'tan besleneceği için tabii ki bu uçakta fire test yapabileceğiz. O şekilde, şu şekilde açtığımızda bütün fire testleri devreye sokabiliyoruz. Neden? Çünkü DC bus ve DC hot battery bus'tan beslendiği için. Bunları böyle yaptıktan sonra arkadaşlar yani testi başlattıktan sonra cold and dark pozisyonda ancak o zaman APU'yu başlatabiliriz. APU'yu başlatmak için arkadaşlar isterseniz sol taraftaki yakıtı pompasını devreye sokabilirsiniz ama yakıt pompası devreye girmeyecektir. Çünkü bunlar AC power'da beslenir. Ancak APU'nun zaten şalterini yani APU'nun start switch'inde devreye sokarsanız da APU devreye girir. Çünkü starter DC power'dan beslenir. Ve buradan da APU'nun EGT'nin yükseldiğini kontrol edebilirsiniz. Suction feed özelliği vardır arkadaşlar. Nedense sol taraftan genelde nedense değil de
APU için çalıştırmak için sol taraftaki pompa devreye sokulur. Bunun sebebi de APU sol taraftan beslenir. Ama bu pompayı devreye sokmayabilirsiniz çünkü APU'nun suction feed özelliği vardır. Yani siz herhangi bir pompa açmazsanız APU'yu devreye sokabilirsiniz. Dediğim gibi önce fire testi yapmanız lazım. DC power'dayken DC at battery bus ve battery bus'tan besleneceği için fire testi mutlaka yapmanız lazım. Takiben de APU starter'ı start yaptığınız andan itibaren igniter çalışır ve ignition devreye girer. Çünkü bu da DC bus'tan beslenir. Burada gördüğünüz gibi APU elektrik... Ya bu bug ne oluyor ya? Evet neyse tamam. Normalde gerçek hayatta böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bu bug yaşıyorum. O zaman şöyle yapacağız abi. Nedense evet onu yapamıyoruz abi. Ground power devreye sokamıyorum. APU PNDG ile ilgili bir problem var nedense. Çünkü buradan elektriği bastığımız zaman APU devreye girmesi lazım. Ama girmiyor. Yani bunu sabah da yaşadım. Neden yaşıyorum bilmiyorum arkadaşlar. Şu APU ground power bekleyelim arkadaşlar. Ground power geldikten sonra bu sefer de ground power'ı devreye sokalım. Yani normal şartlarda APU'nun gelmesi lazım arkadaşlar. Bu PMDG bug'ı onu söyleyeyim. Uçakla alakalı bir durum yok. Yani elektriği kapatıp açmakla alakalı bir sorun yok arkadaşlar. Bu PMDG'nin bug'ı ile alakalı. Şimdi o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. APU elektriği olmadığı için biz sağ taraftan normal APU bleed'i devreye sokacağız. Ve motoru o şekilde çalıştıracağız. Ben size bunun prosedürünü göstereceğim zaten. Ground power bağlandıktan sonra zaten şeyleri yapmıştık. Ground power devreye girer girmez AC power'ı alacağız. APU'yu da sadece bleed olarak kullanmış olacağız arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şunun bağlanmasını bekleyeceğim. Ya bu bug arkadaşlar. Yani sıkıntı. Hocam özür dilerim ya. Bence eğer baktın olmuyor. Geldi mi ground power? Gelecek, bağlanacak birazdan. Şuradan bağlanacak. Gelmezse belki. Yeniden koldan dark alarak belki çözebiliriz hocam ya. Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum çünkü bu tuşlarla ilgili, butonlarla, kısa yol butonlarıyla benim de başıma geldi bir kere. Yok böyle abi. Böyle KLM yani falan tarzı tuşları bastığımda böyle bir şey olmuştu. Benim de başıma geldi. Yani normal şartlarda APU'nun gelmesi lazım. Neden bunu yapıyor? Bu sabah da benim başıma geldi. Bu PMDG ile alakalı bir problem büyük ihtimalle. Yani APU'nun elektriğiyle sıkıntılı bir problem var. Bu uçuş esnasında klavye keyboardları kullanıyor musun? Hayır kullanmıyorum. O zaman yapmaması lazım. Enteresan. Hayır hiç kullanmıyorum hem de. Senin PMDG orijinaldi değil mi? Orijinal tabii canım. Her şeyim orijinal. Bende hiç olmuyor işte bak. Yani anladın sen beni. Her şey orijinal. Ya bu Grand Power niye devreye girmiyor onu anlamadım. Grand Power'ın devreye girmesi lazım. Tamam bir dakika deneyelim tekrardan. Tamam bir daha koldan dark pozisyonunu alalım olmazsa. Bir daha koldan dark evet kaptanım. State load diyelim. Induce koldan dark execute diyelim. Tamam bir daha koldan dark pozisyon. Tamam tekrardan gireriz bunlar olmazsa. Şurası olsun bir. Ya bilmiyorum bazen oluyor arkadaşlar. Çok emin değilim neden son güncelleme yaptıysa bu sıkıntı yaşanıyor kaptanım. Yaptım bu arada son güncellemeyi. Acaba onunla mı alakalı? Bilmiyorum ki. Hoca bir sorum olacak. Rüzgardan doğrultu saptığında Hen'in gösterdiği doğrultuya mı yoksa saptığın yöne mi? Anlamadım soruyu hocayı. Bu bende de oluyor. Hiçbir şekilde çözülmüyor. Ben simi yeniden açtım. Düzelmedi. Yok düzelmiyor hocay. Motoru ben dışarıdan çevirebilirim. Çalıştıracaksan bana söyle. Olur hocayı sana söyleyelim. Tamam. Şu an tekrardan cold and dark pozisyonuna girdi. Yine işlemleri yapalım. Bataryayı devreye sokalım. Emergency exit light'ı devreye sokalım. Şunu on yapalım. Takiben şuradan tekrardan test yapalım ama düzelmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani APU çalıştırdığımız zaman yine düzelmeyecek. Onu söyleyeyim. Evet. Evet. Şuradan tekrardan APU çalıştıralım. Düzelmeyecek yani. Biliyorum düzelmeyeceğini. Kaptanım o zaman hiç APU çalıştı mı? Direkt ground power'la başlatalım motoru ya. Ground power geldi bu arada ya. Tamam APU APU'da çalışsın. APU'da çalışsın. Ground power'da verelim. Sıkıntı olmaz. Çünkü biliyorsun tamam. APU çalıştığı zaman ya da ground power çalışsa ikisi birde çalışabilir. Fakat hangisinin elektriğini verdiğin an, yani hangisinin elektriğini verirsen o devreye girer. Biz öncekini atar. Yani aynı AC power'dan bu uçağı çalıştıramazsın. Bir protection var. Onun için APU çalışsın. Çok sıkıntı yok. APU çalıştıktan sonra şey yaparız. Yani elektriğini veriyor mu vermiyor mu bir deneriz. Olmazsa zaten bleed'ini çalıştırır. Bu arada low oil pressure lambası yanar.
takiben şuradan devre girer. Bir dakika. Ne ışığı yandı? Çalıştırsın bakalım APU'yu. AP fault ışığı yandı. Tamam, bu AP fault arkadaşlar şöyle bir arıza. APU'da 3 tane arıza vardır. Bunlardan bir tanesi overspeed, bir tanesi fault, bir tanesi low oil pressure ikazdır. Eğer bunlardan bir tanesi yani fault gelirse QRH'te der ki, yani AP fault checklistine gitmeniz lazım. QRH'te der ki 5 dakika sonra bir daha çalıştırın der. Fakat low oil pressure ve overspeed ikazı gelirse hiçbir şekilde bir daha APU çalıştıramazsınız. Bu low oil pressure bu arada sönmedi. Normalde APU çalıştırdıktan sonra bu low oil pressure ikazı söner. Bu yanmaya devam ettiği için biz bir daha bu APU çalıştıramayız. Onun için off pozisyonunda tutacağız ve ground power'la iş yapacağız. Yani APU gayri faal olduğu için arkadaşlar cross bleed start yapacağız. Onun da tabii bu arada bak gördüğünüz gibi AP fault ikazı geldi. Yani low oil pressure da ikazı gelmişti. Bir daha APU çalıştıramayız. Bu durumda AP fault checklist'e gitmemiz lazım. Yani QRH'ten AP fault checklist'e uygulamamız lazım. Ben ezbere biliyorum. APU'yu 5 dakika sonra çalıştır diyor. Ama çalıştığım zaman da low oil pressure ikazı sönmediği için ve low oil pressure ve overspeed ikazları geldiği andan itibaren bir daha APU çalıştıramazsınız. Nitekim ground power olduğu için herhangi bir problemimiz yok şu anda. Ground power geldikten sonra arkadaşlar sıkıntımız yok. Bu arada şunları düzeltelim. İnç değil de barometrik, pardon yanlış yaptım. Şunu da hektopascal olacak şekilde ayarlayalım. Burada TFC'yi devreye sokalım. Ringleri görelim. Şimdi arkadaşlar hemen şurada birkaç operasyon yapmamız lazım. Yakıt kontrolü yapalım. Yakıtımız çok fazla. Bugün alacağımız yakıt 6500 olacak. 6500 de şu şekilde yazalım. Payload'da bugün arkadaşlar zero fuel weight verilen 60.0 olarak girelim. 60.0 da şu şekilde girmiş olalım. 60.0 da şu şekilde girelim. Tamam, harika. Evet, biraz uçağın şimdi bekleyelim. Sistemler devreye girsin. Evet, aynen sayfasına gelelim. Çok güzel. Şu kapıları açalım arkadaşlar önce. Kapıları devreye sokalım. Evet. Operate stairs diyelim. Tamam. Evet, şu arada ben bir bakayım neler yazdı. Hoca çok bilmem değil ama ben uçağı long'da alıyorum. Bir forward on pozisyonunda geliyor. Bilemedim hoca. Yani normal şartlarda gelmesi lazım. Kırmızı uçlar kaptanım demiş. Eyvallah hoca, çok teşekkürler. Abi uçağı FMC'den çalışır halde başlat istersen. Yok, onu istemiyoruz hoca. Neden istemiyoruz? Çünkü size prosedür göstermek istiyorum. Ondan dolayı. Şimdi hoca şuradan hemen bir şey yapalım. Catering servisi başlatalım. Elemanlar gelsin. Ground power devrede şu anda. Herhangi bir problemimiz yok. Şimdi uçakla ilgili arkadaşlar birkaç ayar yapmamız lazım. Yani buradan parking brake set atıyorum işte. Şunları kapalı pozisyonda tutuyorum. Şunun 10'da yani VHF1'de olmasını gerekiyor. Ve takiben ben gerçek uçarken şunları devreye sokuyorum. Bunlar bizim için önemli. Bunlar bizim konuşmamızı yani şöyle söyleyeyim. Konuşmamız değil de VHF 1 ve 2 duymamızı sağlıyor. Sadece Boeing 737-800'lerde VHF 1'in bir özelliği var. Siz eğer bunu devre dışı bırakırsanız yani bunu aktif etmezseniz buradan konuşulanları duyabilirsiniz. Ama diğer şeylerde yani diğer tuşlarda bu özellik yok. Yani siz bunu kapattığınız andan itibaren buradan konuşulan yani VHF 3'ten konuşulan frekansları duyamazsınız. Bu da önemli bir özellik. Bu arada 121.5 frekanslarını devreye sokalım. Yani aktif edelim. Şöyle. Evet, şunu da 121.5. Bu guard frekansı. Uçağa bu şekilde frekansını ayarlamamız gerekiyor. Evet. Bu bizden bir şey istiyor. Ne istiyor hocam bu? Tamam, bu guard evet, güzel. Bu catering ne diyor? Left ve forward'ları kapat diyor. Niye kapatacakmışım? Kapatmaya gerek yok. Güzel. Tamam. Çalışmaya devam etsin. Hoca bizim catering şirketiyle mi yükleyelim yoksa bizlik durum yok. Güzel. Kaptan bir sorum var. Bazı Boeing 737'de 4 tane landing light switch var. Bazılarında 2 tane var. Hoca bir tanesi LED, bir tanesi normal. Bu eski tip Boeing 737'lerde 4 tane var. LED olanlarda sadece 2 tane var. Evet, şu anda arkadaşlar yapmamız gereken zaten testlerin tamamını yapmıştık. Şimdi AC power olduğu için dikkatinizi çekerim. DC power varken cargo fire testi yapmamıştım. Çünkü cargo fire testi AC power'dan beslenmez. Biz cargo fire testi sadece AC power geldikten sonra bu cargo fire testi yapıyoruz. Evet, uçağa ilk geldiğimizde
Bunların hepsini yaptıktan sonra standart preliminary flight checks'i uygulayacağız. Gördüğünüz gibi sağ aşağıda manual gear extension door handle var. Bu manual gear extension door'un tamamen kapalı olması lazım. Çünkü bu ağ hidroliği tetikliyor. Bu kapı eğer açık ise iniş takımlarını topladığınız zaman iniş takımları gelmez. Bu ağ hidrolikle alakalı bir durum. Fakat Boeing 737'nin gelmiş geçmiş en iyi mühendisleri demiş ki moruk demiş bunu demiş açık olsa da demiş sen demiş eğer uçakta ağ hidroliği varsa iniş takımlarını açtığın zaman gravity'den dolayı yani yer çekiminden dolayı otomatikman iniş takımları açılır demiş. Yani adam diyor ki arkadaş sen bu kapıyı eğer açık bırakırsan iniş takımlarını toplayamazsın. Fakat bunu açık unuttun diyelim. Bir şey oldu abi. Sen kapattın. Sonra biri geldi bunu açtı. Unuttun falan filan muhabbetinde. Eğer uçakta ağ hidroliği varsa iniş takımı kolunu aşağı indirdiğin zaman bunun açık olup ya da kapalı olması bir şey ifade etmez. Bunun tamamen kapalı olması bunun açık ya da kapalı olması bir şey ifade etmez. Eğer uçakta ağ hidroliği varsa iniş takımları devreye girer anlamını taşıyor arkadaşlar. Şimdi bu waiting for your action close left entry after close left entry forward diyor. Çok önemli değil. Bunu kapatmayacağım. Çünkü catering servis alıyoruz. Niye böyle bir ikaz veriyor? Onu da bilmiyorum. Ama bakacağız. Şimdi bütün testleri yaptıktan sonra arkadaşlar pedestrian panelde bakmamız gereken işlemler var. Bu arada arkadaşlar nasıl gidiyor? Surat hani anlattığım şeyler anlaşılabiliyor mu? Bir tık daha yavaşlayabilirim. Yani daha çok Twitch'ten izleyen arkadaşlar beni biliyor ama YouTube'a ilk kez yayın yaptığım için YouTube'daki dostlara soruyorum bu soruyu. Weekly Aviation with Joseph. Hoş geldin hocam. Aleyküm selam. Barış Yetişkin hoş geldin hocam. Selamlar. Evet şu anda garanti olsun. İki tık yavaşlayın. Hocam biraz yavaş anlasanız iyi olur. İyi uçuşlar kaptanım demiş. Kerim Oflas hoş geldin hocam. Ceviz Kabuğu hoş geldin. Tamam bir tık daha yavaş anlatayım o zaman. Tamam. Evet şimdi gaz kollarının bu tamam ya kapatayım hocayı bu biraz sıkıntı olacak ya bize. Tamam kapattım al. Boarding'i de başlatalım ya boarding request boarding diyelim. Tamam. Evet. Biz alışıyoruz hocayı. Selim hoş geldin hocayı. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım duruma. Tamam kapatıyoruz hocayı sıkıntı yok. Bakayım kapanıyor mu? Kapandı. Tamam. Tamam. Niye bunları kapatmamızı söylüyor? Onu anlamadım ya. Kapatmayacağım abi bunları. Request boarding dedik zaten. Left diyor yani. Bu ikisini kapat diyor. Niye kapatayım abi? Kapatıp tekrar açayım olmazsa ya. Bir dakika. Tamam kapatıyorum. Bir dakika açayım. Şunları bir kapatayım tekrardan açayım. Open diyelim. Tamam. Şuradan da request boarding diyelim. Zaten söylemişiz onu herhalde. Aynen söyleyeyim. Tamam. Arkadaşlar devam edelim. Pedestrian panele geldiğimizde arkadaşlar şöyle FMS sayfasında her iki tarafında FMS sayfasında yani IDEN sayfasının olduğunu kontrol ediyoruz. İlk başta buraya geldiğimizde gaz kollarının idle, flap pozisyonunun up pozisyonunda ve speed brake'in up pozisyonunda olması bizim için önemli. Gaz kollarının bu şekilde olması bizi sıkıntıya sokar. Neden öyle olduğunu size göstereceğim ilerleyen safhalarda. Ve bu gaz kolları flapların up ve trailing edge flapların her iki tarafında up pozisyonunda olduğunu kontrol etmemiz lazım. Bazen arkadaşlar teknik uçağa geliyor ve bu flap pozisyonunu 40'a getiriyor. Bazen kuş çarpmış oluyor ve flapların investigate edilmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde bulursanız uçağı yani flap 40 pozisyonunda görürseniz hiçbir şekilde flapları toplamamanız lazım. Flapları toplarsınız eğer o kanadın üzerinde şey olabilir. Yani bir teknik arkadaş olabilir. Onun için o teknik arkadaşın da hayatını riske atmamak için hiçbir şekilde 40 olan flapı toplamayacağız. Bu şekilde bırakacağız. Tekniği bekleyeceğiz. Teknik de kendisi bu flapları toplayacak. Hocam EPU elektrik bağlarken gelen frekans ve voltajı kontrol etmekte failure aktif olmuş olmasın. Hayır. Şöyle söyleyeyim. Bu bug. Yani PMDG bug'ı. Onun zaten 114 volt ve 400 cycle olduğunu kontrol etmiştik. Ya yani biliyoruz daha doğrusu. Ama o bir bug. Onu söyleyeyim yani. PMDG bug'ı. Zaten şu anda APU gyro file cross-play start yapacağız. Cross-play start'ta nasıl yapıldığını size göstereceğim. Şimdi
Bunların hepsini kontrol ettikten sonra arkadaşlar burada bakmamız gereken şey hidrolik. Yani yüzde quantity olarak bize yüzdelik bir değer veriyor. Benim uçtuğum şirkette bu 80, bunun 80 altında olmaması gerekiyor. Ve biz şu anda 90 ve 102 olacak şekilde A ve B hidroliğini görebiliyoruz. Bu maksimum 104 olabilir. Yani B hidroliği maksimum 104 görebilirsiniz. 76'ya düştüğünde RF ikazı görürsünüz. O da refill demek. Yani moruk 76'da sen bu uçağı opere edemezsin. Teknik çağırıp refill yapmanız lazım demeye getiriyor. Yani zaten bunu görmüşsünüzdür PMD'de. RF ikazını genelde çıkıyor. O da onun da değeri 76'dır. Bu arada anlatmamı istediğiniz bir sistem falan varsa uçuş sırasında sorarsınız, anlatabilirim. Mutlaka sorunlarınız vardır. Sorularınızı elimden geldiğince cevaplayacağım. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 80 üzerinde olduğunu gördük abi. 90 ile 102 zaten gayet güzel 80'in üzerinde. Burada all quantity dediğimiz iki tane zımbırt var. 17 ve 18 olarak gözüküyor. Benim uçtuğum şirkette bu 16 ve dış meydanda da 13 olarak verilmiş. Fakat yani şu anda dış meydanda olduğumuz için limit 13'e kadar düşebilir. Zaten 17-18 gayet güzel. Herhangi bir problem yok. Yakıt şeyine geldiğimizde center tankta yakıt yok. 6.5 var. EFM'de 453 kilogramın altında center tanklardaki pompaları devreye sokmayın der. Biz zaten eğer 453 kilogramdan fazla bir yakıt varsa bu sefer de kalkışa kadar bu center pompaları devreye sokabiliriz. Kalkışta da 2300 kilogramın altında ise kalkmadan önce center pompaları off yapmamız lazım. Bu bilgilerin hepsi EFM'de yazıyor arkadaşlar. 2300 eğer 2300 fitin 2300 kilogramın altında 453 kilogramın üzerinde ise gördüğünüz gibi burada center pompaları devreye sokacağız. Kalkış pis başına geldiğimizde center pompaları off yapacağız. Kalktıktan sonra da arkadaşlar direkt center pompaları devreye sokacağız. Bu 237 bu şekilde yapmamızı söylüyor. Bu bilgiler de EFM'de yazıyor. Evet. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar 6.5 herhangi bir şey yok. Imbalance yok zaten. İki tank arasında gayet orantılı bir yakıt yüklenmiş. 6.5 de bizim için güzel. Şimdi sağ yukarıda geldiğimizde arkadaşlar burada önemli olan Mach Air Warning Speed yani Mach Air Speed Warning testlerini yapacağız. Stall Warning testlerini yapacağız. Stall Warning testleri bizim için önemli. Bu da arkadaşlar Cold and Dark pozisyonunda bataryaya soktuğunuzda 5 dakika içerisinde çalışır. Yani 5 dakika sonra bu testler devreye girer. Bu da bir ayrıyeten bir bilgi. Çok işinize yaramaz ama yani bunu hemen devreye soktuktan sonra gerçek uçakta bunlar devreye girmez. Bu testleri yapamazsınız. 5 dakika beklemeniz lazım. İnsan sonra kokpite girmek isteyenlere izin veriyor musunuz? Kaptan pilot izin verirse verir. Selamlar iyi uçlar hocam demiş. Adam gibi adam. Hoş geldin hocam. Hoca envan değerini ve nasıl belirlediklerini anlatabiliriz. Evet onu anlatacağım. Yavaş anlatamıyor. Yavaş anlatayım dedikten yaklaşık 10 saniye sonra hızın tekrar. Evet öyle bir problem olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani bir tık daha yavaşlayacağım ama onu söyleyeyim. Evet tamam. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar her iki reverse lambasının yanmadığını kontrol ediyoruz. Engine kontrol lambalarının yanmadığını kontrol ediyoruz. Neden bunları kontrol ediyoruz? Şimdi arkadaşlar reverse lambası açıldığı zaman bizim için şu anda çok önemli değil de açılma sequence'ını anlatacağım. Yani açılma prensibini anlatacağım. Reverse'ler devreye girdikten sonra yaklaşık olarak 10 saniye içerisinde green olur. Yani yeşil olur, tamam mı? Yeşil demek operasyon yani operative. Reverse'lerde herhangi bir problem yok. Fakat 12 saniye geçerse bu amber'da kalır ve 12 saniyelik bir süre içerisinde de bize hata varsa amber'da devam eder. Bu da F.com'da yazar arkadaşlar. Reverse lambası yani reverse kısmına bakarsanız F.com'da bunun saniyelerini görebilirsiniz. Çok önemli değil ama yine de hani bu ben genelde söylüyorum arkadaşlar. Burada her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Engine kontrol lambalarının yanmadığını kontrol edeceğiz. Bu no go'dur arkadaşlar. Bu sadece yerde yanar. Boeing 737'de 3 tane lamba vardı. Operasyonel anlamda, sistemsel anlamda sadece yerde yanan lambalar vardı. Bunlardan bir tanesi engine kontroldür. Bunlardan ikincisi elek lambasıdır. Üçüncüsü de elek, engine kontrol ve Proximity Switch Electronic Unit lambası. 3 tane lamba da sadece yerde yanar. Ve yandığı zaman da arkadaşlar no go'dur. Tamam. Bunları kontrol ediyoruz. Hemen IRS'leri ne pozisyonuna getirelim. Bu yaptığım şu an preliminary flight checklist'tir. Ne pozisyona getirdikten sonra ya align olduğunu kontrol edeceğiz. Leading Edge Devices'ları kontrol ediyoruz. Leading Edge Devices arkadaşlar onu söyleyeyim.
Sadece 10 flaptan sonra full açık gösterir. 5 flapta normal, yani ortada bir flapta da sadece bir kısmı açık gösterir. Ama 10 flaptan sonra zaten sabit olacak şekilde bütün lambalar 10 flapta devreye girer. Leading Edge Devices'larda bu testi yapmadan önce şuradaki şeye dikkat etmek lazım. Eğer bu dimdeyse bunun lambalarını yanıp yanmadığını göremezsiniz gerçek uçakta. Gördüğünüz gibi biraz silik gözüküyor. Bunu da kontrol etmekte fayda var hocam. Benim başıma bir kere geldi. Onun için kontrol etmemiz lazım. Evet, yaw damper'ın işlevi nedir tam olarak? Açıyoruz, kapatıyoruz, hiç dikkat edin. Yaw damper Dutch roll'u engeller hocam. Dutch roll'da biliyorsun Principles of Flight'ın önemli konularından bir tanesi. Elevator rudder'ın ters olarak çalışması bay hidrolikle beslenir. Bunu da anlatacağım zaten. Çünkü iyi hatırlıyorum, Pegasus'tan işten sonra kapıyı açıktı. Kaptan da yoktu, sadece First Officer gördüm. Sordum, kabin görevlilerin beni dövecek gibiydiler, baktılar. Gibiydiler. Bir baktılar, uçağı direkt terk ettim. Kaptan şey almak lazım hocam. İzin almak lazım. Bize şunu şöyle bize bunu şöyle, bunu böyle yaptığı anlatıyordu. Bak burada nasıl anlatıyor FCOM gibi. Şey, hiç de öyle değil. Ayıp ediyorsun hocayı. Hiç de öyle değil. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Proximal Switch Electronic Unit sadece yerde yanan bir lambadır. Bunu daha önce söylemiştim. 4 şekilde yanar. Take off config, landing config, air to ground, pardon, emergency door fail to lock, bir de air to ground sensör arızasında Proximal Switch Electronic Unit devreye girer. Bu da sadece yerde yanar, yandığı andan itibaren no-go'dur arkadaşlar. Boeing 737 bununla ilgili bir yani Boeing firması, Boeing 737 diyorum ama Boeing firması bununla ilgili bir read and sign yayınladı. Diyor ki bazen diyor şey arızası olabilir, yani sensör arızası olabilir. Bu sensör arızasında da trimi aşağı ve yukarı tam full bir lap çevirdikten sonra PSU lambası sönebilir diyor. Bunu yaptıktan sonra asla ve asla kalkışa devam etmiyoruz. Sönse bile hemen tekniğe söylüyoruz ve teknik geliyor, uçağı kontrol ediyor. Çünkü Proximal Switch Electronic Unit arızası bir kez yandığı zaman direkt no go'dur. Onu da söyleyeyim. Şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık. Yok, ben de tuhaf tuhaf dinliyorum. Onun adı o muymuş ya deyip. Ortalama kaç? Ortalama kaç anlamadım hocam. Evet, tamam. Şimdi ISR Align olduktan sonra yaw damper'ı devreye sokacağız hocam. ISR Align olmadan yaw damper'ı devreye sokamazsınız. Bu da Boeing 737'nin bir şeyi. Yani protection mı diyeyim artık bilmiyorum. Bu şekilde ayarlamışlar. Yaw damper dediğim gibi Dutch roll'dan engeller ve bay hidrolikten beslenir. Yani her bir sistemin hidrolikten desteklenmesi lazım. Şeyde yaw damper bay hidrolikten beslenir. Ne zaman kalkacağız hocam? Kalkalım istiyorsan hemen yani. Bir sıkıntı yok abi. Ortam kaç milde inişe başladı? Nasıl anlamadım hocayı soruyor. Benim için sıkıntı var kaptan. Niye kalkıyorsun? Güzel güzel uçak kovdu. Ne oluyor? Onun aynen için geldin. Yoksa ben de uçak kaldırıyorum. Otursunlar beni izlesinler. Yani hayır, şey diyor ya, fly away. Ne zaman kalkacağız hocayı falan. Görüyorum görüyorum. O yüzden ben de dedim. Yani ne acelemiz arkadaşlar. Bunu öğrenmek için zaten pilot geldi buraya. Bunları izlemek için geldi pilot buraya. Aynen öyle. İroni yaptım zaten. Bu arada hocam müsaadenle... Hocam müsaadenle tabii, bir saniye araya gireceğim. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı, Twitch kanalımıza follow yapmayı ya da takip etmeyi unutmayınız. Aynı zamanda sevgili Unsafe05 twitch.tv/unsafe05, onun da Twitch'teki kanalını takip etmeyi unutmayınız. Çok çok teşekkürler. Kaptanım devam söz sende. Tamam. Evet, yaw damper ne zaman devreden çıkar? Yaw damper kendi elinde devreden, yani kendi elinde tutup off yaparsan devreden çıkar hocam, onu söyleyeyim. Bu ARS'leri off yaparsan da devreden çıkar. Fakat bir daha ARS'leri devreye sokamazsın. Çünkü irreversible'dır. Boeing 737'de bazı sistemlerde irreversible'dır. Bunlarla ilgili de konuşuruz arkadaşlar yeri geldiği zaman. Şimdi yaw damper'ı soktuğumuz zaman devrede arkadaşlar, bunların align olduğunu kontrol edip bunu devreye sokuyoruz. Bay hidrolikten beslenir. Dutch roll'u engeller dedik. Şimdi burada gördüğünüz gibi fuel differential pressure ikazı, speed trim fail ve mach trim fail ikazı var. 3 tane ikaz var gördüğünüz gibi. Şimdi bu 2 tane ikaz, şu iki tane ikaz, ben bunu gördüğümde PMDG'de çok şaşırmıştım. Yani dedim ki ya moruk, bu herifler gerçekten inanılmaz iş yapıyor. Gerçek uçakta hani bir uçak bu kadar benzeyebilir abi. Nasıl yaptılar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Büyük ihtimalle Boeing'den kod alıyorlar da yapıyorlar. Bu iki tane ışık sadece ve sadece ILS'ler align olduktan sonra FMS'e bulunduğun meydana girdikten sonra sönüyor abi. Gerçek uçakta da böyle, PMDG'de de böyle. Onun için bunu dikkat edin. Bunu kontrol edeceğiz hocam, tamam mı? Bu nasıl söndüğünü göreceksiniz abi.
Onun için şu anda bunun ikisi yanıyor. Bu Field of Friendship ikazı da her iki hidrolik arasında basınç farklılığı varsa bu devreye girer. Şu anda demek ki basınç farklılığı var ki Field of Friendship ikazı yanıyor. Arkadaşlar uçağın daha şurada denen bir hareket var. Onu engelliyor yağ depo. Evet. Principles of Flight'ta yazar. Şimdi burada navigation'da normal ve auto pozisyonunda olduğunu kontrol ediyoruz. Bu display'in altındaki switch'ler bizi çok ilgilendirmiyor. Bu teknikle alakalı bir problem. Biz bu switch'lere kesinlikle dokunmuyoruz abi. Onun için bu şekilde bırakıyoruz. Hiçbir problem. Sadece bizi ilgilendiren bu 3 tane zımbırtı. Bu da zaten IRS failure, FMC failure, VHF net failure hiç görmedim. Ama şu ikisi biliyorum. Yani simülatörde de zaten bunun ikisini yapıyoruz. Daha önceden de bir kere başıma gelmişti. Dutch rule nedir? Dutch rule'u anlattım hoca. Ortalama kaç mil kala inişe başlıyorsun sorusunu anlamadım hala. Ortalama kaç mil kala sorusu gerçekten anlaşılabilir bir soru değil maalesef. 115 volt ve 400 cycle artı eksi 5 birim içerisinde olduğunu kontrol edeceğiz. Ground power'dayız. AC devrede. Her iki tane drive lambasının yandığını kontrol edeceğiz. Şimdi bu drive lambası neden yanar? IDG'ler devre dışıysa drive lambası yanar. Bir de excessive oil temperature varsa drive lambası yanar. Her iki motor çalışmadığı için drive lambası yanık şekilde olması gayet mantıklı. Bu şekilde de drive lambasını kontrol ediyoruz. Yandığını zaten yanması gerekiyor. Ground power'ın da 10 olduğunu kontrol ettik. Moruk herhangi bir problemimiz yok. Şu orta kısmında geldiğimizde bizim bakmamız gereken fastness iddiası 10. Emergency exit light'ların arm ve on pozisyonunda olduğunu kontrol edeceğiz. Window heat'lerin off, prop heat'lerin off, anti-ice ve wing anti-ice'lerin off pozisyonunda olduğunu kontrol edeceğiz. Wing anti-ice ve engine anti-ice'da şunu söylemem gerekir. Bu 237'nin gelmiş geçmiş en büyük mühendisleri wing anti-ice'da bu uçağı kaldırmıyor arkadaşlar. Wing anti-ice kalkış takiben atıyor selenoid'ı ve bunun sebebini de size anlatırım. Ve gaz kollarını wing anti-ice devreye soktuktan sonra gaz kollarını ileri ittirdiğinizde take-off config suretine geldiğinde wing anti-ice valve otomatikman kapanıyor ve kalkışta ground sensor yani air ground sensor devreye girdiğinde de otomatikman wing anti-ice off pozisyonuna geçiyor. Kendi elinle wing anti-ice'i devreye sokman lazım. Boeing 237'nin protection'larından bir tanesi diyebilirim. Bu da gerçekten PMDG bunu da yapmış. Bu da F.com'da yazar. Bunu gidip bakabilirsiniz istiyorsanız. Biz bunu denedik abi. Herifler yapmışlar. İnanılmaz yani. Gördüğünüz gibi burada engine driven pompaları her zaman on pozisyonda. Hiçbir şekilde off olmaz. Bunların ömrü var çünkü ve bunların off pozisyonda olmayacak abi. Bu elek pompaların da off pozisyonda olduğunu kontrol ediyoruz. Bu equipment cooling eğer uçakta şey olursa sistemsel bir yani sistemde bir fire gibi bir durum olursa bunları alternatif sokuyoruz ki o fire'ı direkt devre dışı bıraksın. Ya daha doğrusu dumanı devre dışı bıraksın. Normal pozisyonda kalması her zaman iyidir. Normal pozisyonda olacak yani. Ama bu sistemleri ısıtan yani özür dilerim. Sistemleri soğutan bir sistem var. Yani bu navigation display, primary flight display işte bu MCP falan filan bir sistem var bunları soğutan. Onu kontrol ediyor. Zaten adında da anlaşıldığı üzere equipment cooling yani. Evet. Tavsiye ediyorum valla böyle bir şey yok. Harika yanına bir de oyun kolu alırsan. Ha. Ben bu arada Seiko'nu. Evet şimdi Öcek. Nerede kalmıştık ya? Ha. Evet şu off pozisyonda olacak. Muruk bu şalterleri kontrol ediyoruz bu arada şalterlerin konumunu. APU bleed off pozisyonda olacak. Neden APU bleed off pozisyonda olacak? Çünkü APU'miz gayri far. APU olmadığı için APU bleed'i açmanın da bir manası yok. APU bleed'i açsan ne olur açmasan ne olur? Onun için bu off pozisyonda olduğunu kontrol edeceğiz. Isaac 5'in open ve diğer packlerinde off engine bleed'lerin on pozisyonda olduğunu kontrol ettikten sonra recirculation fan ve trim air'ın da on pozisyonda olduğunu kontrol ediyoruz. Şimdi Muruk buradan geldiğiniz gibi ya bu arada ben Muruk diyorum alınmayın arkadaşlar hani beni izleyen dostlar biliyor da YouTube'daki izleyen arkadaşlar beni ilk kez izliyor şey olmasın yani. Hocam kara kutu testinin yapıldığı yerin altında göstergeler var ne oluyor onlar? Kara kutu testinin yapıldığı göstergeler şöyle söyleyeyim sana hocay bunlar şurada gördüğün gibi bu testi yapmıyoruz bu arada bunlar basınçlandırma ilgili havaya çıktığında bunu sana anlatırım hocay. Şu anda bununla ilgili bir durumumuz yok. Şu an Twitch'te. Aynen Öcey aynen. Aytunç abinin kanalındayız bu arada. Burası benim kanalım değil. Cumartesi herkes Sabiha Gökçen'e bekliyorum. Ağzımla ayırmaz. Efe hoş geldin Öcey. Şimdi evet bu panel pneumatik şeylere baktığımız zaman herhangi bir problem yok arkadaşlar. Zaten bu şekilde olduğunu kontrol edeceğiz. Mode control panel oto pozisyonunda ve wheel well'inde açık olduğunu kontrol etse neden? Kaptan pilot aşağı iniyor ve kontrol yapıyor ve wheel well'inde açık olması bizim için önemli. Şimdi gelelim hocam. Bu ne lan?
Evet, şimdi gelelim FMS'e. Size bir şey söylemiştim, hatırlıyorsunuz. Şu anda bulunduğumuz yer Lima Golf Kilo Romeo. Lima Golf Kilo Romeo. Buranın referans IKA kodu. Nextpage'e geldiğimizde GPS left'ten alıyoruz arkadaşlar. Buraya yapıştırıyoruz. Route sayfasına geldiğimizde Lima Golf Kilo Romeo'da şu şekilde sol tarafa yapıştıracağız. Size bir şey demiştim yayının başında. Hatırlarsınız bu Mac Air Speed ve Trim Speed ile ilgili. Gördüğünüz gibi ikisi söndü abi. Ya adamlar bunu bile yapmış hakikaten. Bu arada Aytunç abi 2 dakika kumandalar sende olabilir mi? Ben bir 2 dakika. Aytunç tabii abi. Hemen geliyorum abi, hemen geliyorum. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyoruz. Bu yayında ben figüranım. Ara sıra hatta gidip geliyorum. Kızıma bakıyorum. Sevgili Unsafe 05 yayını götürmekte. Bu yayını beğendiyseniz, bu yayın için lütfen sevgili arkadaşlar beğeni tuşlarınızı esirgemeyiniz. YouTube'da izleyen arkadaşlar kanala abone olmayı, Twitch'te izleyen arkadaşlar follow ya da takip tuşuna basmayı unutmayınız. Sizlerden önemli rica ediyoruz. Bir pilot getirdik. Hani bizim sizlerden ricamız, birincisi öğrenmek amacıyla izleyin. Mesela demin bir yazı çıktı IVA MTL'leri hakkında. Arkadaşlar konumuz o değil. Ben de burada zaten bir ilave yaptım. Lütfen yayına odaklanalım diye. Çünkü burada amacımız biz bir 738 kullanıyoruz. Ne bir pilotaj ne işte online uçuyoruz ne başka bir şey konuşuyoruz. Biz bir 738 öğrenmeye çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Sevgili Unsafe 05 de bize bunu öğretmeye çalışıyor. Evet, bu tip yayınları desteklemek isterseniz sevgili arkadaşlar. Daha önceden bana şikayetler geliyordu. Efendim PayPal falan olmuyormuş diye. Buyurun PayPal'lı bir size donate linki arkadaşlar. PayPal yapmak isterseniz ya da ne bileyim hani başka bir alternatifiniz de bu arkadaşlar. Ne destek diye yazalım şuraya iki tarafa da. Yayını desteklemek isterseniz arkadaşlar bu bize çok yardımcı olur. Niye diyeceksiniz? Daha ileride daha çok pilot getirme şansına sahibiz ki size bir sözüm var, bunu unutmadım. 787 pilotu arkadaşlar. Bu benim aklımda, bu benim cebimde. Merak etmeyiniz arkadaşlar. İnşallah bana gelecek. Evet, müsaade ederseniz bay 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 06 086 bana gelecek donate. Mahsuru var mı? Yani. Evet, bu arada geldim. Tamam kaptanım, söz sende. Ben mikrofonu kapatıyorum yine. Tamam. Bu arada şu şeyi koyayım ya. Neydi? Bu. Evet. Ben söylüyorum zaten kaptanım. Söylüyorum arka arkaya ama senin de koyman iyi olur tabii ki ona. Tamam. Şimdi evet arkadaşlar biraz yavaş konuşmam gerektiğini söylediler. Yine ikinci defa tanıdığım çok yakından bir eleştiri aldım. Onun için birazcık daha yavaş konuşacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Birazdan satışa başlayacağız. Peki. Evet. Şimdi burada FMS'i doldurmaya devam edeceğiz de bir dakika şurada bir geliyorum bir dakika. Evet. Pekliler motor çözüldükten sonra mı otaya alınıyor yoksa kalktıktan sonra? Evet, motor çözüldükten sonra, onları anlatacağım hocam. Şimdi gördüğünüz gibi burada both left igniter ve right igniter diye bir zımbırtı var. Bu zımbırtı bizim için çok önemli. Bu igniter'ın şimdi Boeing 737'de toplamda 4 tane igniter var. Sol motorda left ve right igniter, sağ motorda left ve right igniter. Yani her motorda 2'şer tane igniter var. Bu 2'şer tane igniter'a biz ilk başta uçağa geldiğimiz zaman ve uçakta ilk bacaksa eğer her zaman right igniter'da çalıştırırız. Bunun sebebi right igniter AC standby bus'tan alır. AC standby bus da bizim için önemlidir. Çünkü havada motor arızası yaşar isek yerde bu igniter right'ın çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Yani biz havada çift jeneratör arızası oldu diyelim ve APU kalmışsak pardon özür dilerim. Çift jeneratör arızası ve APU'da kalmadıysak, sadece bataryaya kalmışsak motorlarımızın tabii durduğunu varsayıyorum. Çünkü iki motorda durursa bütün jeneratörler APU'da available değilse sadece ve sadece right igniter'dan motor çalıştırırız. Onun için yerde bu right igniter'ın çalışıp çalışmadığı çok önemli. Biz burada her zaman ilk uçuşta right igniter'dan
çalıştırırız. Onu söyleyeyim. Bunun da atlanmaması gerekiyor. Bu left'te olmayacak, right'te olacak. Çünkü günün ilk bacağı olduğu için. FMS'i doldurmaya devam edelim hocam. Santorini Arnav yaklaşması yapacağız. Lima Golf Sierra Romeo'ya girelim. Bugünkü call sign'ımız Sun Express. Sun Express şey nasıldı ya? Sun mı? Böyle herhalde değil mi? Sun Express 4-4. Evet, Sun Express'i de çok severim bu arada. Sun Express'te babam uç. Söyleyeyim. Yani Sun Express bizim aile. Ha, CX-S. Doğru. CX-S. Cahillik böyle bir şey abi. CX-S. Tabii buradan da babama selam olsun. İzliyor çünkü. Evet, CX-S. Tamam. Eyvallah. Tamam. Şimdi Departure Arrival kısmına geldiğimizde sol tarafa Departure'ı yazacağız arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan Simbrief'ten aldığım bir plan var benim. Anlatamadım, kusura bakma hocam. Şunu anlatmaya çalıştım. Uçak tutuşta pilot anons yapıyor ya, işte alçalmaya başladık 15 dakika sonra piste olacağız diye alçalmaya havalimanı kaç bir kala. 20.000 fitte yapıyoruz hocam biz onu. 20.000 fitte. Yalan sev Rasim Ozan gibi bağırayım bari. Evet, cahillik dizi boyu hocam, kusura bakma ya. Valla. Recyclation fan bu peklere giden load'u azaltıyor. Boeing 737-800'de var bu. Bu sağ tarafta şeye gidiyor. Yolcuya hava veriyor. Onun için bazen bu şeylerde eğer off pozisyondaysa bunu direkt oto pozisyona getiriyoruz. Ama bir amacı, yani en önemli amacı, bütün peklere, bütün peklerdeki load'u azaltıyor. Bu şekil. Kaptan, Türkiye'de yaklaşmasını en sevdiğiniz meydan hangisi? İzmir. Ankara. Ankaralı olduğum için. Öyle yani. Evet. Şimdi Simbrief'ten aldığım şeye göre, flight plan'e göre bizi 3-4'ten kaldırıyor. Fakat Aytunç abi dedi ki 1-6'dan kalkma daha iyi olur dedi. Biz de 1-6'dan kalkacağız. Burada malet şöyle baktığımızda chartları göstereceğim bu arada size. Briefing'ini falan yapacağım hepsini. Malet 1 kilo departure'ını uygulayacağız. Bu konvensiyonel bir yasaydı. Bunun briefing'i var. Bunu yapacağız abi. Malek 1 kiloyu set ettikten sonra root activate execute yapalım. Next sayfasına geldiğimizde zaten şu anda planı göstereyim size arkadaşlar. Bu planı uygulayacağız. Buna bakmayın. Çünkü 3-4 burada. Biz 1-6'dan kalkacağız. Zaten hava müsait abi. Malet'ten sonra bütün bu rotaları tek tek gireceğiz. Santorini'de 1-5'e Arnav yaklaşması yapacağız. Zaten planımız o şekilde. Bu planı gösterdiğime göre peki left igniter ne işe yarıyordu? Ondan bahsetmediniz. Right'ı çok iyi anladım. Left igniter yedek. Yani yedek derken left igniter'da koymuş bu 237. O AC bus'tan besleniyor. O da sadece AC bus'tan besleniyor. Öbürü AC standby bus'tan, yani bataryadan besleniyor. Onun bir özelliği yok. Önemli olan right. Hocam peki AP bleed'in sağ ve solundaki switch'ler var. Onlar ne? Onlar engine bleed'ler. O sistemi anlatırım. Elwind değil mi bu? Elwind. Elwind. Evet. Olabilir hocam. Uniform Alpha 1.4'ü sol tarafa yazalım hocam. Uniform Alpha 1.4'ü yazdıktan sonra Alpha Romeo Alpha sağ tarafa yapıştıralım abi. Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar Uniform Lima 612 vermişler abi. 612 şu şekilde sol tarafa yapıştırıyoruz. Tango Romeo Lima VR herhalde burası, bilmiyorum ama Tango Romeo Lima'yı yazalım. Uniform Mike 601 da şu şekilde yazıyoruz. Takımdan bunları yazdıktan sonra Pexan Papa Echo X-Ray Alpha November sağ tarafa yazalım. Pexan 1 Delta Arrival ile Arnav yaklaşmasını yapacağız arkadaşlar. Peki Türkiye'nin en zor approach hangisi? Gitmemiş olduklarından birisi olabilir. Türkiye'nin en zor yaklaşması Erzincan olabilir hocam. Ya gerçi ya bana göre zor değil de ya en zor yaklaşma çeşidi var abi. Circle Trend bence çok zor bir yaklaşma çeşidi. Ya yoksa Localizer yaklaşması ve Arnav yaklaşmalı zaten biliyorsun abi. Şimdi burada 1.5 yaklaşması Arnav yaklaşmasına 1.5 yapacağız. Burada gördüğünüz gibi 1.5 olarak belirlenmiş. Pexan 1 Delta Arrival'ını uygulayacağız. Pexan 1 Delta'da Arnav şeyi siz söyleyin yaklaşması. Şimdi burada arkadaşlar şöyle baktığımız zaman hocam şu şekilde pardon şu şekilde evet. Lima Golf Sierra Romeo için 10-2 Delta Effective Date 28 February Arnav Star demiş. Pexan 1 Delta Arrival'ını uygulayacağız. Pexan 1 Delta Arrival'da gördüğünüz gibi Pexan'dan getirip Lecra'ya getiriyor. Lecra'yı getirdiği zaman Lecra'da
şöyle bakarsak RNAV GNSS yaklaşmasının açılımı Global Navigation Satellite System'dir. Bütün GPS kullanarsa da Galileo'nun hepsini kapsar. Biz de GNSS yaklaşması yapacağız. Buradan Lekra'dan bizi bağlıyor. Gördüğünüz gibi bir problem yok. Onun için biz burada Transition olarak Lekra'yı arayacağız. Aa, herifler koymuşlar abi. Transition Lekra'yı yapıştırdıktan sonra LexPage'e gelelim. Ve burada Efis panelde plan sayfasını bir açalım. Şunu da şöyle off yapalım. Bunları yaptıktan sonra plan sayfasını mutlaka ve mutlaka sistemden kontrol etmemiz lazım. Step step devam edelim. Şöyle şu şekilde step step. Harika gidiyor. Evet, step step tık tık tık. Evet, yapıştırma metri buradan Lekra'dan vermiş. Aslında Pexon'dan Exosys'e de gidebiliriz. Yani bu şekilde değil de buradan direkt Exosys'e verebilir. Biz bunu değiştirelim. Çünkü bu çok mantıklı gelmedi bana. Departure Arrival kısmına gelelim tekrardan. Arrival kısmını set edelim. RNA15 set edelim. Burada Exosys'i görüyorsunuz gayet güzel. Şunu tekrardan set ettikten sonra Exosys'i set edelim ve execute edelim. LexPage'e gelelim tekrardan. Plan sayfasına tekrardan step step devam edelim. Bakalım nasıl çizmiş. Evet, Pexon'dan tekrardan Lekra'ya gidiyor. Şimdi bak, bunu böyle alalım abi. İki tane Exosys var büyük ihtimalle. Pardon, şöyle yapacağız. Evet, şu Lekra'yı... Nerede şu Lekra? Evet, şu Lekra şurada. Lekra'yı şunun üzerine yapıştıracağız. Takiben Next Page'i alacağız. Buradan da Exosys'i bunun altına yapıştıracağız. Pardon, şunu şöyle alacağız. Şöyle şu Pexon'ın altına yapıştırdıktan sonra execute edeceğiz. Evet, harika. Gördüğünüz gibi Pexon'dan Exosys'e gayet güzel bir rota çiziyor. Ve bunu da yapacağız abi. Lima Tango Alpha Lima olabilir mi? 4.20 süzüş açısı, 2000 metre pis uzunluğu ve 30 metre pis genişliğiyle sıkıntı gibi duruyor. Evet, Silirt zor ama ben daha önce oraya hiç gitmedim. Şunları kapatalım abi. Şu şekilde. Close. Evet, kapatmamızı söylüyor çünkü. Tamam. Lex sayfasına bütün planı girdiğimize göre arkadaşlar, burada artık ihtiyacımız olan bir şey yok. Airport'u devreye sokalım. Navigation Display'de Airport'u devreye sokacağız. Buradan da metreyi devreye sokacağım. FPV'de, Flight Back Vector'da. Ben her zaman gerçek uçakta Primary Flight Display'de bunu aktif olarak kullanıyorum. FPV kullanmakta fayda var. Güzel bir referans veriyor. Initref sayfasına geldiğimizde Cost Index 33 gireceğiz. Bunun Endurance ile alakası var. Yani Cost Index nedir diye sorarsanız, bunu ne kadar yüksek girersiniz, uçak o kadar süratli gider ve o kadar çok yakıt harcar. Bunu ne kadar düşük girersiniz, o kadar yavaş ama o kadar az da yakıt tüketimini sağlar. Bu tamamen Endurance ile alakalı. Benim uçtuğum şirkette bu aralar 33 veriyor. 33'e onun için giriyorum. Reserve yakıta baktığımızda bugün bize verilen Reserve yakıt Alternate yakıt olarak Athena verilmiş. 1.6'yı hemen şöyle girelim hocam. Şöyle 1.6. Zero fuel weight'i zaten girmiştik. 60.0 ve bugün tırmanacağımız irtifa final irtifamız 3.10 olarak vermiş. Biz doğuya doğru gideceğimiz için burası tek sayı olacak arkadaşlar. Biz 3.40'a tırmanalım. Pardon, 3.50'a tırmanalım. 3.4 tek sayı deyip 3.40 demem. Yani inanılmaz bir şey. Gerçekten salakoyu hak ettim bu arada. 3.50'ı şu şekilde yazalım. Ama 3.50 yüksek irtifa olur mu diye düşünüyorum. Olmaz. 3.80 zaten optimum veriyor. 3.50 da gayet güzel. Eğer top of descent ile top of climb birbirine yakınsa şey yapabiliriz. Bunu düzeltebiliriz. Hocam cost index aralığı nedir? Yani 0 ile 100 aralığı. Güzel soru hocam. Bu 500'dür. Bunu deneyebiliriz. Bak şimdi 499 yazıyorum. Kabul ediyor. Bak şimdi kabul etti. Gördün mü? Bak şimdi 500 yazıyorum hocam. Erase dedim. İzle. Bunu da, bu yanlış abi. Söyleyeyim size. Evet, gerçek uçuş. Rezil oldum. Evet, gerçek uçakta 500 abi, onu söyleyeyim. Hakikaten 500 denedim yani. Bu 900 alacak peki? Almadı. Hayır abi, 500. Eminim 500 olduğuna yani, onu söyleyeyim. 500. Bir dakika, 800 deneyeyim. Niye 500 aldı ya? 501'i deneyeyim. Abi teşekkür ederim ya. Bir an patladık sandım. Bak, kalbim çarptı. 500'ü kabul ediyor ama 501'i kabul etmiyor. Yani teşekkür ederim. Evet. Çünkü 501 denedik ve ya biliyorum çünkü, anlatabildim mi? Hani 500 limit, 501'i kabul etmiyor. Bu arada benle ilgili dalga geçenler varsa onları yayından sonra tek tek belirliyorum. Bu konuda lütfen arkadaşlar, yanlış olmasın. Yanlış olmasın. Evet, 500 limit, 501'i kabul etmiyor, onu söyleyeyim. Limit 501. PNDC bunu da yapmış. Diyecek bir şeyim yok yani. Yapmış abi herifler. Helal olsun. Evet, Cruisewind'i girelim hocam. Cruisewind'e nasıl gireceğiz? Yine SimBrief'in bize verdiği şey var. Şöyle 3.50'da Top of Climb'de bize 3.50 vermiş. Güzel. 0.28'den 50 knot rüzgar vermiş abi. Evet, güzel. Yani Sel Saloka yazanları yayından sonra konuşacağım.
Furkan Benkengil'la yayından sonra konuştum hocam. Gördüğünüz gibi gayet güzel 500'ü kabul ediyor, 501'ü kabul etmiyor. Limit 500 dedim zaten. Şimdi Cruise Wind'i girdikten sonra outside air temperature baktığımızda 350'da -54 santigrat derece olarak vermiş. -54 santigrat derecede yazalım. Gayet iyi. Transient altitude gireceğiz. Şimdi transient altitude nasıl gireceğiz abi? Bizim bu Corfu meydanının sağ üst tarafında transient altitude var. Herhangi bir yaklaşma chartında ya da departure'da SID'de bu zaten belli olur. Transient altitude 5000 feet olarak belirlenmiş. Bu transient altitude tabii havacılığın temel şeyidir. Zibomod 501 kabul etmiyor. Evet, bu da kabul etmiyor. PMDG de kabul etmiyor. Etmez zaten. Limit 500 gerçekte de kabul etmez. Bu transient altitude biliyorsunuz havacılığın temelidir. Transient altitude'un üzerinde ne olur, altında ne olur? Bununla ilgili ya bilmiyorum, mutlaka biliyorsunuzdur çünkü o kadar havacılıkla ilgilisinizdir diye tahmin ediyorum. Ama bilmeyenler varsa transient altitude'un altında lokal QNH set eder. 5000 fitin üzerinde, yani bu durumda 5000 fitin üzerinde de standart QNH, yani 1013.25 hektopascal set edilir. Tamam, biraz yavaş. Evet, tamam. Su içeyim o zaman, biraz dinlenelim hocam. Kaptanım, top of climb, outside ambient temperature kısmında ne gibi bir değer girmemiz gerekiyor? Burada Simbrief'in bize verdiği top of şeyde, top of cruise var ya, oradaki 350'deki değere gireceğiz. 500'e, ama hayır, pintilik değil aslında. Şirketler ona göre belirliyor. Yani pintiyle, bir de yüksek süratle gidersin. Biz yüksek süratle gitmek istemiyoruz, sıkıntı. Hocam, bu zero fuel weight uçakta kendiniz mi hesaplıyorsunuz, yoksa uçak otomatik mi yapıyor, kendiniz hesaplıyorsanız formülü nedir? Kendim hesaplamıyorum, planda geliyor. Sonra onu düzeltiyoruz zaten. Load trim master geliyor ve bize bir kağıt veriyor. O şekilde devam ediyoruz. Bu arada evet, biraz dinleniyoruz arkadaşlar. Biraz süratli gittiğim söyleniyor ama benim konuşma şeklim bu şekilde. Çünkü çok fazla yazı yazıyorsunuz ve size yetişmek için biraz hızlı konuşuyorum. Bu arada 2 dakikaya geliyorum, bir dakika. Evet. Hocam hep Right Igniter'la mı kalıyor? Evet, o motor çalıştırmak için Right Igniter'da kalıyor, doğru. Hep Right Igniter'da kalıyor. Onu Right ya da Left alman bir şey ifade etmiyor. Neden ifade etmediğini sana anlatacağım. Havaya çıktığında da anlatacağım. Bu hızla ATC anlıyor mu? Anlıyor tabii. Ya ben bu hızla konuşmuyorum ATC'yle ama. Normal yani. Ben size anlatırken bu hızla konuşuyorum. Hocayı rotaları telafi etmek için kaptan pilot önceden verilen cost index'i arttırabilir mi? Arttıramaz. Yani şöyle, planda ne giriyor, ne yazıyorsa onu giriyoruz abi. Yani ben kendi kafama göre arttırayım gibi bir durum söz konusu değil. Diyelim ki bir soru sorayım. Kaptanım, MCP Speed'de penceresinde A ve B sembolleri Mach modunda mı çalışıyor? Hayır, bu A sembolü girersen eğer bu blow olur. Diyor ki sana, kardeş diyor, sen diyor düşük sürat yazmışsın, yükselt o sürati diyor. Düşük bir sürat set edersen istenilenden, maneuver speed'in altına inersen sürati arttır diyor hocam. Transient altitude neden meydanlara göre değişiyor kaptanım? Değişiyor abi. Transient altitude meydanların yükseltisine göre, deniz seviyesinin onun uzaklıklarına göre değişiyor. Hocay, Tokat'a circle land yapar mıyız bir ara? Yaparız hocay, ayıp ediyorum. Reserve biraz anlatır mısın kaptan? Soruyu anlamadım. Kaptanım, havadayken dispatchleri ile iletişimde kalıyor musunuz? Hep. Hayır, kalmıyoruz. İstediğimiz zaman, yani bir şey olduğu zaman kalıyoruz. International Standard Atmosphere Deviation uçuş yüksekliğinin 2 katı -15 olarak mı değeri giriliyor? Eğer 3000 feet'te 3000 feet'in üzerinde bir şey meydana gidiyorsan evet. Kaptanım, bu Charlie Echo Yankee'nin bir çıkış hikayesi var mı? Hoca'yı'dan bahsediyorsun. Hoca'yı bizim aslında pilotların arasında yani hocamdan ziyade böyle daha samimi bir şekilde seslenmek istediğimizde hoca diyoruz. Kaptan merhabalar, evime simülasyon kurmak istiyorum. Gerçekten nasıl yapabilirim? YouTube'dan anlamadığım bir şeyler var. Vallahi hoca, bence o işe girme abi. Çok yüksek paralar istiyorlar. Evet.
Şimdi devam edelim arkadaşlar. Transferin altına girdikten sonra advanced sayfasına gelelim. Burada herhangi bir şey yapmayacağım. Çünkü Aytunç abi bana bunun hesaplamasını da yapar mısın dedi. Hani arkadaşlar görsün diye. Bunun hesaplamasını yapacağız. Hiçbir şey dokunmayacağım abi. Bunu da EFP'den yapacağız. Takeoff sayfasına geldiğimizde bunlara da dokunmuyorum. Takeoff sayfasına geldiğimizde şuradan 800-800 girelim. Fakat PNTG'de bir bug var arkadaşlar. Bunları girmemi istiyor. Ben yine de hikayeden bir değer gireceğim. Bunları değiştireceğiz. 22K Climb 1'de 92.2 envan kalsın. Flap 1'de kalsın. Şu da trim olarak da 6.1'de kalsın. Herhangi bir şey yapmayacağım. Şu strat'lere de gireyim. Bunları da değiştireceğiz. Herhangi bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Bunları tekrardan hesaplayacağız. Next sayfasına geldiğimizde şu anda meydan yani NADP olarak farklı bir meydanda olduğumuz için yurt dışında şirket olarak 3000'e 800 giriyoruz. 3000'e 800 NADP 1 usulüdür arkadaşlar. Bir de bunun NADP 2'si var abi. O da 800-800. İç meydanlarda yani Türk hava sahasında bizim şirketimiz 800-800 kullanmamızı istiyor. Dış meydanlarda 3000'e 800 ve diğer meydanlarda da yani referans page'de belirttiği herhangi bir NADP usulü varsa o zaman A ve B usullerini yani 3000'e 1500 ya da 1500'e 1500 usullerini uyguluyoruz. Mesela İsrail'de Moruk bize diyor ki kardeş diyor ben diyor senin diyor İsrail hava sahasında 1500 kullanmanı istiyorum diyor. Biz de 1500 bu şekilde M1 Takeoff sayfasına giriyoruz. Özür dilerim 3000'e 800 diyor, Almanya'da 1500 diyor. Tamam mı? Şimdi burada önemli olan şu acceleration height'ı yani akselerasyona başlayacağı irtifa 3000 artı AGL. Yani above ground level 3000 artı meydan irtifasına akselerasyona başlayacak. Reduction'a da 800 artı AGL'de M1 göreceğiz FMA'de. M1 geldikten sonra 3000 AGL'de de akselerasyona başlayacak. Bu yani tamamen bunu anlatmaya çalışıyor. 10.000 fitin altında 250 nata kesin istiyorum arkadaşlar şöyle tırmanırken. Yani 10.000 fitte altında 250 natta tırmanmak istiyorum. Alçalırken uçak V-Nav'deyken 250 natta ve V-Nav'deyken 280 natta alçalıyoruz. Onu da bu şekilde yazıyoruz. Forecast sayfasına geldiğimizde alçalış rüzgarlarını mutlaka giriyoruz arkadaşlar. Bütün FMS'i tamamen dolduracağız. 3.10.200 10.000 fit rüzgarlarını girelim. 258'den 50 nat rüzgar vermiş. Bunu Simbrief'ten alıyorum onu söyleyeyim. 258'den 50 nata girdikten sonra 270'den 29 nat rüzgarı da şöyle girelim. Evet. Girdikten sonra da 300'den 0.16 rüzgarı da vermiş. Execute. Tamam. Şimdi bu ASN'yi açalım hocayı. Şöyle ASN'yi açtıktan sonra size şuranın hava durumunu göstereceğim. Lima Golf Sierra Romeo'dan ayın 18'i 17.50 Zul'da yayınlanmış. 350'den 18 knot rüzgar var. 10 kilometre görüş var abi. Scattered 2500 feet 16 santigrat derece. QNH 1021. 16 santigrat derece şu şekilde giriyoruz. 15'ten 1 büyük olduğu için 1. 102 kaçtı abi? Şöyle bakalım. 1021. Evet. 1021. Execute. Alçalış rüzgarlarının onunla bir alakası yok hocam. Etisiyle alakası yok. FMS'teki alçalış paterni ve surate göre bize daha iyi pet versin diye giriyoruz bunları. Hocam hep Right Igniter'da mı kalıyor? Evet hocam Right Igniter'da kalıyor. Bu soruyu herhalde bir 7. defa falan kesin cevaplamışım. Bak ben size söyleyeyim. Ben 7 diyeyim sen 8'di abi. Çünkü onun right ve left ile alakası yok hocam. Neden onun left ile right ile alakası yok? Onu anlatacağım havaya çıktığım zaman. O motor çalıştırmak için right'ta kalıyor ve çalıştırıyoruz ve bitiyor abi. Right'ta devam ediyor. Onu left alman ya da right alman ya da bolt alman hiçbir etkisi yok bu ikisi üzerinde. Evet bir su içeyim hocam. Tamam. Şimdi bunları yaptıktan sonra initref sayfasına gelelim. Çünkü biz şu anda performans hesaplamasını yapmadık. Bu performans hesaplamasını yapacağız. Performans hesaplamasını yapmadan önce MCP'de hatta şöyle yapalım. Performans hesabını yapalım. MCP briefingini tekrardan briefinglerin hepsini ayarlayalım. Briefingleri set yapalım. Ondan sonra da devam edelim. Ben uçacağım için master arm'ı şu şekilde sol tarafa
Bu arada bunu okuyacağım. Saygıdeğer kaptanım, sevgili misafirlerimiz, bu güzel yayında konuk olan kaptanımız, ANS-05 kaptanımıza bir iştiraki olan seyyar metalurgist olarak uçurumuza sizlere eşlik hediyeler ile geldik. İçerisinde ANS-05 logolu anahtar, kupa, sandviç ve kutu içecek bulunan bu paketleri kalkış sonrasında sizlere dağıtıyor olacağız. Şanslı olan 10 kişinin paketinin içinde ise ANS-05 imzalı tişörtler ve içinde... Eyvallah hocam. Bu bizim arkadaşlar kanalımıza yapılan bir meme. Onun için onu her zaman okuyorum. Bana biraz şans getiriyor, onu söyleyeyim. Bir şey soracağım, peki bu yemek paketinin içinden pasta, pastanın içinden de hatun çıkıyor mu? Çıkıyor. Ona göre talibim. Ona göre talibim. Yoksa gelmem bak, kabul etmiyorum yoksa. Onu bilmiyorum, onu şeye sormak lazım, Muiz'e sormak lazım. Onu ona sormak lazım. Yok, ona göre yani, yoksa daha da olsa gelmem yani, ona göre. Evet, doğru söylüyor yani. Onu bir açıkla hocayı bize. Gerçekten. Yani o net istiyoruz. Net açıkla. Paketin içinde ne var? Aynen. O çok acı önemli. Acı reçete mi var? Tatlı reçete mi var? O bizim için çok önemli. Şimdi bunları yani performansı hesaplayacağız. Briefing'i gerçekleştireceğiz. Preliminary flight checks yapmıştık. Pre-flight checks yapacağız. Fakat pre-flight ve checks yapmadan önce ve bütün bu şeyleri yapmadan önce yapmamız gereken bazı testler var. Bu testlerden bir tanesi light test abicim. Bu light testi kontrol etmemiz lazım. Her ışığın tamamen yandığını first officer ve kaptan pilot tek tek bakacak abi. Diyelim ki bir tane ışık patladı. O zaman ne yapacağız abi? Bak şurada bulb, spare bulbs diye bir tane zımbırt var. Buradan yedek ampul alıp değiştirebiliyoruz. O da önemli bir detay. Oradan o şekilde yapabiliyoruz. Değişikliği o şekilde gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada testte şu dandik ışık gördüğünüz gibi yanmıyor abi. Bak, Bilwell Fire lambası test yanmıyor. Abi bunu neden yaptılar hiçbir fikrim yok. Gerçekten ama bir mantıklı açıklaması mutlaka vardır. Ben bilmiyorum. Testi yaptığımız zaman sadece ve sadece Bilwell Fire lambası yanmıyor abi. Gerçek uçakta da yanmıyor, burada da yanmıyor. Zaten PMDG tamamen gerçeğe %98 yakın olduğu için herifler onu bile yapmışlar. Sol tarafta otopilot oturtulu ikazları ve first officer da bu şekilde kontrol yaptıktan sonra testi bitiriyoruz abi ve EGPWS testini takiben, light testi takiben bunu yapıyoruz abi ve bu şekilde kısa bir şekilde yapıyoruz bu testi ve izliyoruz abi. Her iki pilot da primary flight display'i izliyor abi. Wind shear, wind shear, wind shear. Evet. Terrain, terrain, pull up. Bu arada hocay, nasıl gidiyor? Keyifleriniz yerinde mi arkadaşlar? Biraz uzun tutuyoruz ama burayı bence iyi oluyor ya. Ya şimdi aslında ben burada bir açıklama getireyim. Ben dedim ki yayından önce konuştuğumuzda, hocam dedim, senden ricam dedim. Yani bu video ebediyen bu kanalda kalacak. Zaten pilotla uçuş videolarımızda da hep böyle mümkün olduğu kadar en detaylı anlatımları rica ediyorum. Evet, kimi zaman sıkılıyorsunuz biliyorum. Ama yarın bir gün döndüğünüzde elinizdeki en önemli anahtar uçuşlardan birisi bu olacak. Ondan dolayı ben kaptanımızdan rica ettim. Hocam dedim, gözünü seveyim dedim. Yani mümkün olduğunca anlat dedim. Biz besleniriz ondan dedim. Bu arada Burak'ın boy kız ısrarla sormuştu. OJ ne? OJ. OJ diye. OJ diyor. OJ diyor. Hotel Oscar Hoca Charlie. Yani hoca. OJ. Kendi aralarında ANS-05 kanalında bir espri, öyle diyeyim. Evet kaptanım, söz sende. Kusura bakma, girdim araya. Abi, ne demek. Şimdi bu testi yaptıktan sonra EGPWS testi yapıyoruz. Bunu uzun basarsan, dediğin gibi bir dostumuz demiş, uzun konuşuyor abi. Böyle daha da uzun basarsan bu uçakta olan faultları söylüyor. İşte bilmem ne fault, bilmem ne fault diye böyle bir sürü söylüyor abi. O da tekniğin işi. Biz o kadar basmıyoruz abi. Basıyoruz, çekiyoruz ve kısa olarak işte wind shear, bize verilen işte wind shear'ı falan filan söylüyor. EGPWS'in testi bu şekilde. Tamam mı? Evet, bunları test ettikten sonra şimdi weather radar testine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi her pilot EFIS panelden kendisi sorumlu. Yani ben buradan kaptan pilot olarak first officer'ınkini atlayamam abi. Herkes kendi EFIS panelinden weather radar'ı açmakla yükümlü. Bunu teste bastıktan sonra bu arada en boktan weather radarla radarlardan bir tanesi. Yani en boktandan bir şey. Yalnız bu arada kusura bakmayın ya. En kötü demek istedim. Çok pardon. Bip bip bip. Arka Argo'ya girdi yani. Bip bip bip. Evet, weather radarları şu şekilde kapatalım abi. Test bittikten sonra. Yani en kötüsü, en kötüsünden bir üst model, öyle söyleyeyim. Şimdi
Bu testi yaptıktan sonra arkadaşlar ve radar testi takiben TCAS testi devam edeceğiz. Şöyle TCAS. TCAS testi primary flight display'de bakacağız abi. Kaptan mesela inişte GPWS'e sorun oldu. Doğru çalışmadığı fark edilirse train bölgesi olmayan bir yere divert edilir mi? Divert edilmeye gerek yok abi. Önemli olan VMC koşulları sağlamak. Burada bak bunları kapatabiliyorsun hocam. Terrain inhibit, işte flap inhibit gibi bunları kapatabiliyorsun. Ama VMC şartlarda olman lazım. Çok önemli hocam. Yani VMC değilse direkt divert etmen lazım. Yani açık bir yere divert etmen lazım. IMC koşullarda EGPWS olmadan yaklaşma yapamazsın. O da sıkıntı. Hoca ailesi bir soru geldi kaptanım. O soruyu ben de merak ediyorum. Tamam. Çok özür dileyerek. Barış Yetişkin hocayı diyor ALS testi ve VOR testleri nasıl yapılır diyor. Yapmıyoruz abi. Yapmıyoruz. Biz bu testlerin hiçbirini yapmıyoruz. Fakat bu testleri havada yapabilirsin. Bunu da Afrika'da yapıyorsun abi. Bu test usulü olarak da şu şekilde yapıyorsun. Önce 360'a çeviriyorsun abi. Diyelim ki şu şekilde VR test yapacaksın. VR frekansını aktif ediyorsun. Bu korsu 360'a çekiyorsun. Ondan sonra teste başlatıyorsun. Şurada test var. Basıyorsun. Önce testi yapıyor. Ondan sonra bir de 180'e çekiyorsun. Ondan sonra teste basıyorsun. Yapıyor. Ben bunu hayatım boyunca hiçbir zaman yapmadım. Sadece Afrika'da İşte bu VR çalışıyor mu çalışmıyor mu gibi öğrenmek için bu şekilde yapıyorsun testi. Bu da nerede yazıyor biliyor musun? Ben sana söyleyeyim bir dakika. Bu da nerede yazıyor? Galiba EFM'de yazıyor mu? Yok hayır. FCOM'da yazıyor ama FCOM'un şeyinde böyle biraz deep yani anlatabildim mi? Çok ekstrem bir bilgi bu. Nasıl yapıldı FCOM'da yazıyor. Açıp bakabilirsiniz. Ben daha önce hiç yapmadım ama bu şekilde yapılıyor. Aynı şekilde frekansları da ALS frekansı yaptığında önce kursu 360'a getiriyorsun. Teste basıyorsun. Sonra 180'e basıyorsun. Teste basıyorsun abi. Bu şekilde yapılıyor. Evet daha önce hiç yapmadım ama bunu söyleyeyim. Şu an TCAS testi yaptık. Weather Radar testi yaptık. Light testi yaptık. EGPWS testi yaptık. Bu testlerin hepsini yaptıktan sonra briefing yapacağız. Ama briefing yapmadan preliminary flight checks'i uygulayalım. Pardon pre-flight checks'i uygulayalım. CrossFit'i açalım arkadaşlar. CrossFit Illuminex'i takiben dim olduğunu kontrol ettik. Buradan da kapattık arkadaşlar. Bu bir. Takiben yine off olduğunu kontrol ediyoruz. 1, 2, 3, 4 tane pompayı devreye sokuyorum. 4 tane pompanın low pressure ikazının söndüğünü kontrol ettik. Yağ damper, pardon, window heat'leri devreye sokuyoruz. Hydraulic pompaları off, bay hydraulic pompaları off. Pardon, hydraulic pompaları off da bay hydraulic pompaları on yapıyoruz. Fakat biz şu anda pushback yapmayacağımız için bütün hidrolik pompalarını devreye sokabiliriz. Bir problem yok. Zaten kendimiz motoru çalıştıracağız. Crossfit start yapacağız. Bütün hidrolik pompalarını devreye sokacağız. Ama siz pushback yaptığınız zaman ahidrolik pompalarını off yapmanız gerekiyor. Bunun sebebi de wheel steering ahidrolikten beslenir. Excessive movement'ı engellemek için her zaman ama her zaman ahidrolik pompaları off. Bu da FCOM'un supplementary procedure şeyinde yazıyor abi. Pneumatikle ilgili herhangi bir şey yapmayacağız. Çünkü APU zaten çalışmıyor abi. APU çalışmadığı için onunla ilgili bir problemimiz yok. Buradan rejected takeoff'u RTO'ya getireceğiz. Yani rejected takeoff şeyine getiriyoruz. Şimdi bunu getirmemizin sebebi high regime rejected takeoff'larda 90 knot'ta bu devreye girecek abi. Zaten 80 knot'ın altı low regime, 80 knot'ın üzeri high regime. Sadece 4 şekilde rejected takeoff yapabiliriz. Bu da engine fire, engine failure, unsafe to fly, aircraft unsafe to fly, yani uçağın içerisinde ben varsam ve windshield ikazı varsa o zaman şey yapacağız. Yani 90-80 knot'un üzerinde high regime rejected takeoff olacak. Boeing 737'nin gelmiş geçmiş en iyi mühendisleri bunu sokmuş ki, yani buraya koymuş ki 90 knot'un üzerinde şeylere, frenlemelere fazla yük binmesin, frenlemelerde aşırı ısınmasın. Dengeli bir şekilde frenleme yapsın diye 90 knot'ta rejected takeoff devreye giriyor. Bunun altında hiçbir şekilde rejected takeoff devreye girmez. Kendin manuel olarak frenleme yapman gerekiyor. Evet. Bunları böyle anlattıktan sonra size bir şey daha göstereceğim. Şimdi bu off pozisyona getirin. Gaz kollarını hani size demiştim ya bunların idle olduğunu kontrol edeceğiz. Şimdi gaz kollarını ileri ittir abi. Tamam bak şu anda takeoff config'i ötürmeyecek şekilde bu şekilde ileri gitti abi. Tamam bu şekilde duruyor şu anda gaz kolları. Ben bu autobrake'i RTO'ya getirdim. Evet. Sabaha kadar bekle ışık sönmez. Çünkü rejected takeoff'un bu ışıkta no go'dur. Yani sen bu ışığı böyle rejected takeoff'a getirdiğin zaman autobrake ikazı yani autobrake disarm ikazı yandığı zaman no go. Sabaha kadar bekle abi yine sönmez. Bu no go'dur abi. Bakarsın. Niye bu ışık yanıyor?
arkadaş bu ışık yanıyor no go falan teknik çağırsın. Teknik de gelir gaz kollarını idle yapar. Ondan sonra kaptanın başka bir ihtiyacınız var mı der çıkar. O zaman işte tekniğe de yani şöyle bir şey olabilir. Yani şu müzik çalabilir arkadan bir dakika onu çalmam lazım Aytuç abi kusura bakma ben genelde çalıyorum bunu. Yani Hayır abi gözünü seveyim müzik biliyorum anne çalacağını. Çalma abi ne olur çalma. Tamam abi unuttum. YouTube'da yayın yaptım. YouTube'da başım belası yok mu abi gözünü seveyim tamam, ya. Tamam. Ya normalde bu burada ben çalıyorum abi Twitch'ten. Şimdi Biliyorum cıstaka çalıyor biliyorum. Ben seviyorum onu da. Ben o şarkıyı çok seviyorum. 80'li yıllarda işte What Can I Do Sometimes yani. Ya tabii ama ay yüzümü çalacaktım onu söyleyeyim. Yani tabii ay ay yüzümü bakabilirsiniz. Şimdi bir bunun idle RTO'yu devreye sokacağız. Tekrardan recycle yapmamız lazım ve autobrake lambasının söndüğünü kontrol edeceğiz. Bir de ISR off olduğu zaman bu autobrake lambası sönmüyor abi. Yani siz ISR'i align etmezseniz yani ISR'i ne pozisyona girip FMS'den ISR'i devreye sokarsanız bunu reject takeoff'ta bu ışık yine sönmez abi. Tamam? Evet bunları da böyle. Bir de 60 knot'ın altında olacak. Yani ground speed zaten şu anda 0. Ground speed 60 knot'ın altında devreye girer. Bu ışıkta söndüğünü kontrol ettik. Primary flare checks'i yaptık arkadaşlar. Bu şekildeydi. Şimdi bu sisteme bakalım. Yani bu sistemde şöyle yapacağız abi. Performans sayfasına gelelim. Evet buradan copy FMC data diyeceğiz abi. Copy FMC data dedikten sonra şunlar şu şekilde runway olarak 1.7. Şuradan condition olarak dry olarak set edeceğiz. QNH şu anda kaçmış abi? 1.0.2.4'müş. Şunu hemen set edelim. 1.0.2.4. Ben bunu 1.0.2.4. Abi ben sana okuyayım. Sen yaz abi. Tamam. 0'a 0 rüzgar. Şunu takeoff 1'de set edeceğiz. Optimum olacak şekilde ayarlayacağız. Şunu off pozisyona getireceğiz. Bunu da off pozisyona getireceğiz. Tamam. Şurada bu takeoff weight 66.6 doğru mu? 60.0 olması lazım. Abi şey yapma. Özür dilerim. Tamam. Bu doğru abi. Problem yok. Tamam. Tamam. Şimdi height keyboard diyelim. Bir calculate edelim bakalım ne verecek abi. Neyi atladık? Ha CG'yi gireceğiz. Tamam. 19.8 girelim şuraya. Ya. Bir de rüzgar abi. 0'a 0 rüzgar. Ya bu çok dandik bir sistem abi. Ben nefret ediyorum ya, bu sistemden. Biraz ya biraz belalı bir sistem. Haklısın. Karıştırdım şu anda. Ne yapmam gerekiyor? Şöyle yapman gerekiyor abi. Önce bak. Önce weight and balance'a gir. Bak onu kapat bence. Önce weight and balance. Bir altında. Bak bir al. Show keyboard'un bir altında. Weight and balance. Performans. Performans. Soldaki menüde bak weight and balance var. Üçüncü ha. Tamam o. Complete abi şuraya. Bir önce şey read from aircraft'te sol altta. Complete. İkinci sırada. Ya şu şeyi yanlışlıkla şeye geçtim abi. Biliyorum o yüzden. Ben de yapıyorum o hatayı. Abi. Bunu nasıl take off'a geçiyorum? Şimdi abi dur. Dur bak bir daha oraya gel. O silindi çünkü o. Gitti o yüzden. Weight and balance'a abi, gel bunu, yine. Abi bunu yapmasak olur mu ya? Ne dersin? Yapma tamam hadi geç tamam. Ben onu başka bir video çekerim ona ben. Tamam. Cockpit şey FMC preparation videosu tamam. Tamam şimdi 22K climb 1'de 92.1 envan. Genelde böyle kalkıyoruz zaten. Take off sayfası geldiğimizde 5 tane flap koyacağım hocam. Tamam mı? Şunu da şöyle take off speed olacak. 5 tane flapla kalkacağız. Şuradan CG'de 6.01 olacak abi. Ya çok dandik bir sistem de onun için gerçekte başka bir sistem var abi. Zaten bu gerçeğe çok benzemiyor onu da söyleyeyim. Hiç alakası da yok diyebilirim yani. Tamamen üfürükten şey atıyor. 6.01 yazalım. V1, V-Rotate ve V2 süratlerine girdikten sonra MCP paneli 147'yi de şöyle şu şekilde yazıyoruz. 147 olacak şekilde giriyoruz abi. Tamam. Uçan taraf M1 Takeoff sayfasına kalacak. Leg Space'de de First Officer'da Leg Space'de kalmış olacak. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra esas geldik briefing abi. Briefing bizim için çok önemli. Briefing'i nasıl yapacağız? Şöyle açalım. Şimdi bir. Önce setup'ları yapacağım. Takiben setup'ları yaptıktan sonra briefing'e başlayacağım. Biz şu anda konvansiyonel bir SID ile 1.6 pistinden yani 1.6 pistinden Meret 1 kilo olarak kalkışımızı gerçekleştireceğiz. Konvansiyonel SID yapmadan önce şuradaki VR'ı 108.8'leri sağ ve sol tarafa yazmamız gerekiyor. Şöyle 108.8'i hemen yazalım. Şu 1. 108.8. Şu 2.
188'leri yazdıktan sonra Efis panelde her iki viewer'ın da devrede olduğunu kontrol ediyoruz. 1-2 Armada no flag olduğunu kontrol ettik. Sağ tarafta 3-4 bütün viewer'lar devre içerisinde olduğunu kontrol ediyoruz. Buradan flag olmaması gerekiyor. Armada no flag olmaması gerekiyor. Bu bizim için önemli. Hoca uçağın kalkış için koştururken no steering wheel kaç saatten sonra kullanışsız oluyor? Güzel soru hoca. Bunun cevabı 60 knot. 60 knot'ın altında nose wheel steering, 60 knot'ın üzerine rudder devreye giriyor. Yaşadığım bir emergency durumu olduğunda oldu mu ya da sıkıntı yaşadım? Hayır, olmadı. Hiç olmadı. Hayır. V2 artı 15 5 flaplarını toplayabileceğin sürattir. V2 artı 20 de obstacle clearance süratidir. Yani tek motora kaldığında bu uçak V2.20'yi tutar. Ve şuraya girdiğim var ya, bak şurada MCP giriyorsun ya şuraya. Bu her zaman 167 knot'u tutar. Burada climb sayfasına geldiğin zaman şöyle, hatta şöyle göstereyim sana. Bak 167 yazar, gördün mü? Her zaman V2 artı 20'yi tutar yani uçak. Flight direktörlerde V2 artı 20'yi verir sana. Aytuç abi 2 dakika kullandılar, sende olsun, hemen geliyorum tekrardan. Kusura bakma abi. Alo. Arkadaşlar 2 dakikaya geliyorum hemen. Evet hocam, kusura bakmayın, geldim hemen. Tamam. Bunları da gösterdikten sonra envanteri kaf sayfasına devam edelim. Briefing'e devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle konvansiyonel SID açtığımızda ilk başta 108.8'i girmiştik. Hemen şuradan Mallet 1 Kilo Departure, yani 1.6 pistinden kalkışımızı gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi Golf Alfa Romeo radyali, özür dilerim, Viora'ndan Radial 138'i önlememiz söyleniyor. Fakat Kilo Romeo Kilo'dan 318 radyali inbound yapmamız söylüyor. Yani aslında bu Kilo Romeo Kilo Viora'nı set edersen 318'den önden yol takibi yap diyor. Yani bu da buradan reciprocal'ını almanız gerekiyor. Bize yaklaşık olarak 138 başta önden yol takibi yapmamızı söylüyor. Fakat biz Golf Alfa Romeo Viora'yı, yani Golf Alfa Romeo 108.8 Viora'larını set ettiğimiz için önlememiz gereken radyal 138 radyal. İlk başta 138 radyali sol tarafa yazıyoruz. Konvansiyonel SID olduğu için bu setupları yapmamız gerekiyor. 138 radyali sol tarafa yazdık abi. Tamam. 138 radyal 1. 138 radyali yazdıktan sonra devam ediyorum abi. Şurada gördüğünüz gibi diyor ki moruk, diyor Kilo Romeo VR'ından, özür dilerim, Kilo Romeo Kilo VR'ından 137 radyali önle ve A14 Male'de devam et diyor. Yani Kilo Romeo Kilo VR'ı 114.7'yi sağ tarafa set etmemizi söylüyor. Arkadaş diyor, sen 114.7'yi buraya set et hocayı diyor bize. 114.7'yi buraya set ettikten sonra buradan, bir dakika, frekans mı yanlış ya? 114.7, tamam, doğru. Kilo Romeo Kilo VR'ını 12.4 mili çektiğini kontrol ediyoruz. Bu bir. İki, her iki tarafta VR'da olduğu için gördüğünüz gibi sağ taraftaki VR bu şekilde VR'a gösteriyor. Güzel. No flag ve sağ tarafta Kilo Romeo Kilo VR'ını gösterdiğini kontrol ediyoruz. Kaptan peki pist hızlanırken ya da kalkış izinde beklerken kalkıştan vazgeçtiğiniz oldu mu? Hayır, olmadı hocam. Bu Microsoft Flight Simulator değil, Explained değil, P3D bu. Prepare diye geçiyor. Evet, bunları set ettikten sonra arkadaşlar sağ tarafta 137 radyali önden yol takibi, 137 radyali de şu şekilde set edeceğiz. 137 radyali de şu şekilde set. Şimdi 1.6 pistinden kalkacağımız için şurada bize verilen 1.6 pisti şurası, 165 heading'i de normal heading'e şu şekilde set etmemiz gerekiyor.
Evet, setuplarımızın tamam 165'miş, özür dilerim. 165'te şu şekilde set ettik. Bir, önlememiz gereken radyal 138 radyal Golf Alfa Romeo VR'ını set ettik ve 138 radyali önleyeceğiz. Herhangi bir eline problemi olursa, konvansiyonel SID'de eline problemi olursa buradan Warlock'a basacağım. Hangi otopilot ilk başta önlemem gereken 138 radyali önleyeceğim. Sonra diyeceğim ki arkadaş diyeceğim, bu VR'a göre 137 radyali önlemen için B otopilotuna geçip Warlock'a basmaya devam edip 137 radyali önlememizi söyleyeceğim. Tamam. Takiben burada da Final Approach Course 1.6.5 heading'i set ettik ve Bank Angle 25 LNAV VNAV'de engage yapabiliriz. LNAV VNAV'de engage ediyoruz. Bazı uçaklarda FMC update'ine göre değişir. Flapları toplamadan VNAV'i devreye sokmayın diyor. Bu da leading edge device'lara da koruma olmadığı için VNAV'i devreye sokmayın diyor. Fakat bizim FMS'imiz buna izin verdiği için, update'i de gayet iyi olduğu için, bu da Sun Express uçağı olduğu için aslanlar gibi biz VNAV'i devreye sokabiliriz. LNAV VNAV'i devreye soktuk. Bank Angle 25, 165. Buraya da şöyle 3 kaç sıfır tırmanıyorduk ya? Şöyle baktığımızda init. Evet, 350 da şu şekilde yazalım. Evet, 350 buraya yazdıktan sonra şuraya da yazmamız gerekiyor. 350 ve takiben ineceğimiz meydanın yüksekliğini yazmamız lazım. Bu da ineceğimiz meydanın herhangi bir yaklaşma çarptığını sağ üst tarafında airport elevation olarak 123 olarak vermiş. Biz de bunun 1.6 olan 100'ü set ediyoruz bu şekilde. Her zaman 1.6 set edilir. Tamam. Evet, M1 Takeoff sayfasına devam ediyoruz hocam. M1 Takeoff sayfasına devam. Abi overhead panelde irtifayı set etmedik sanırım. Ettik hocam. Kaptanım en stresli inişiniz nasıldı? Stresli inişim olmadı hocam. Hoca çarptığında şirket mi veriyor yoksa Nebriyar gibi üyelik mi veriyor? Jepson direkt. Next Generation 37 dışındaki yerde VNAV sokulmuyordu sanırım. FMS'in update ile alakalı hocam. Evet. Şimdi bunların hepsini yaptıktan sonra bir briefing yapmamız lazım. Bu briefing uzun. Bu arada PNG'nin şöyle bir bug'ı var. Gerçek uçakta LNAV ARM olduğu zaman, bu FMA'lerde beyaz olduğu zaman arkadaşlar bu devreye girmez. Bunun bir bug'ı var. Onun için şunu bu şekilde düzeltip Primary Flight Display'de de bu bug'ı ortadan kaldırabiliyoruz abi. Tamam. Şimdi bütün testleri yaptık. Bu arada fix sayfasına gelelim. Fix sayfasından da şöyle bir minimum sector altitude set etmemiz gerekiyor. Şurada departure'a geldiğimizde, pardon, şu şekilde RNAV yaklaşmasında Airport Reference Point geçiyor arkadaşlar. Bu ARP'yi sakın fix sayfasına yazmayın. Yani yanlış bir şey yazın der. Bu direkt Lima Golf Kilo Romeo yazı demek abi. Lima Golf Kilo Romeo da bu şekilde yazacağız. Fakat bazen PNDG burada Romeo olarak çıkartıyor bunu. Neden çıkartıyor bilmiyorum. İnşallah şu anda doğrusunu yazar ve Lima Golf Kilo Romeo olarak algılar. Evet, algıladı. 25 millilikte minimum sector altitude, 25 millilikte şu şekilde çizdikten sonra M1 Takeoff sayfasına gelelim. Şu şekilde de bunu da küçülttüğümüz zaman minimum sector altitude'u görmüş olacağız. 149 olursa 100 mi set ederiz? Vassim İvamu, iyi yayınlar. Trabzon Spotter, hoş geldin hocam. Evet, şimdi bir briefingimiz var arkadaşlar. Şu briefingi hemen yapayım ben size. Genelde İngilizce briefing yapıyoruz. Yani ben hep İngilizce yapıyorum. Bunlar gerçek chartlar, evet, gerçek chart hocam. Ama Navigraph'ın, yani Navigraph Chart Intended for Flight Simulator Only diyor. Evet, briefing'e başlamadan önce arkadaşlar departure, yani SID briefing yapılır. Bu şekilde yapıyoruz abi. Lima Golf Kilo Romeo Charlie Foxtrot Uniform Yunus Capo Distritas Airport 10-3 Golf Effective 25 April. Conventional SID, when an altitude higher than the transit altitude is designated, an equivalent flight level shall be specified by ATC. After takeoff, mullet 1 kilo for runway 16, climb straight ahead at or above 500 feet, then turn left, intercept Golf Alfa Romeo right, radial 138, kilo Romeo kilo radial 318 inbound to kilo Romeo kilo VOR, kilo Romeo kilo radial 137 joint airways Alfa 14 to mullet. We can see this on FMC and the plan page, and when we put the plan page, the legs page and step, we can continue by step, and we can see the mallet departure here, all set in FMC. If engine failure occurs, no action below 400 feet except land gear at 400 feet, heading select. Bank angle 15, APU start. We will continue inform ATC, identify problem. Most probably we will ask for a hold.
hold, and after holding doing our checklist, we will most probably return back to Corfu International Airport, which is RNAV approach for runway 16. If engine fire occurs, we can do a special fire resistor circuit. If no ocean below 400 feet, except retract the landing gear at 400 feet, APU heading select and APU start. Inform HC, we will turn right at 800 above field elevation. The first officer or the captain will start the drill items. At 1500 above field elevation, we'll do four items, which is auto brake, generators on bus, APU off, auto brake generator on bus, auto brake maximum, GPWS flap inhibit, and VREC flap 15. I will hand over control to captain and he will land the aircraft. In this situation, I'm the only captain and I will land the aircraft. But we do have a hold item, so APU is not available for us, so we're not going to start the APU after if engine failure or engine fire occurs. Master on my side, 138, which we will intercept radio on the left side, 148, we too will end the MCP panel. VNAV and LNAV engage, bank angle 25, 165, and final approach course on the heading set. And a flight level 350, 123 time set, and on the right side, 137, which is Kilo, Romeo Kilo VR, 137 set. No significant imbalance, we have 5.5 on board and arrival 4.1, which is perfect for us. Briefing complete, do you have any questions or concerns? Ya da soru ilave var mı arkadaşlar bilmiyorum. Bank angle. O arkadaşlar anlattığım bütün hepsi şey. Direkt prosedür yani. Bizim şirketimiz uyguladığı prosedür. Biz bunu her uçuştan önce söylüyoruz abi. O da önemli bir detay. Tamam, briefing'i tamamen yaptık arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan APU'muz yok abi. APU unavailable olduğu için cross split start yapacağız. Şimdi cross split startı nasıl yapacağız? Bir, cross split start yapmadan önce ezbere yapılmaz. Bunun bir checklisti var. Fakat ben ezbere biliyorum. Ama gerçek uçakta, yani gerçek uçuşta biz bunu, bu checklisti ezbere yapmıyoruz abi. Green Page'imiz denilen bir zımbırtımız var. Green Page'den yapıyoruz. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey Air Start Unit. Air Start Unit'i devreye sokalım. Air Start Unit gelsin. APU'muz olmadığı için bize hava desteği sağlayacak. Önce Air Start devreye girdikten sonra her zaman burada kuleden izin istiyoruz. Diyoruz ki işte ne bileyim işte Sarah Gray, Sun Express, SunTurk diyelim. SunTurk 24 request start engine number 1 at the gate diyoruz. Yani bir numaralı motoru gate'de çalıştıracağım. Neden? Arkadaş bizim APU'muz devre dışı, gayri faal ve ben her zaman bir numaralı motoru çalıştırırım demek. Şimdi bizim air start devreye girdiği zaman burada duck pressure'da yükselme göreceksiniz. Yaklaşık olarak 35 PSI, 40 PSI yakın bir yükselme olacak. Biz de önce sağ motor yani 2 numaralı motoru çalıştıracağız. 2 numaralı motoru çalıştırdıktan sonra APU şeyde ground power'ı ayıracak. Biz çünkü jeneratörü on bas yapacağız ve air start unit'i ayırmasını sağlayacağız. Bu her iki zımbırtıyı ayırdıktan sonra sağ motorun gücüyle yani duck pressure ile sol motoru çalıştıracağız. Onu da nasıl yapacağımızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi Air Start Unit işe yaradı abi. Yaklaşık olarak 35 PSI bize güç veriyor. Bu bizim için yeterli. Before Start Checks'i uygulayacağız. Şunu şöyle off yapalım. Anti-collision light'ı devreye sokalım. Pack'lerin her ikisinin off pozisyonunda olduğunu kontrol ettik. Şimdi hocam, Pro Split Start'larda Isolation Valve auto pozisyonuna getirilir. Open pozisyonunda kalması ya da open ya da auto olmasının hiçbir anlamı yok abi. Çünkü Boeing 737'nin Isolation Valve'i auto pozisyonundaysa eğer, left back ya da herhangi bir engine bleed'ler off pozisyonundaysa, ki burada gördüğünüz gibi left back ve right back off pozisyonda, bu isolation valve'ı auto pozisyonuna getirirsen açık olur. Yani bu valve açık olur abi, tamam mı? Onun için bunun open ya da auto pozisyonunda olmasının bir önemi yok. Fakat cross split startlarda her zaman bize demiş ki, Moruk demiş, sen demiş cross split start yapıyorsan isolation valve'ı auto pozisyona getireceksin demiş. Bunları yaptıktan sonra alt üst off'a getireceğim ve takiben de şeyi başlatacağım hocam. Zamanı yani blok zamanı başlatmış olacağız. Before start checks'te packs off, anti-collision light on, altitude off ve zamanı başlattık. Flight deck door close unlock, door zamanı close unlock, before start checks complete. Cross speed start yapacağımız için 40'ı görüyoruz abi. Starting engine number 2 diyelim. Önce sağ motoru çalıştırıyorum. Starting engine number 2. Start 5 ikazı. Evet, start 5 ikazı zamanı başlattık hocam. Evet, N2'da dönü başladı abi. Artık şey var burada, serialize cockpit.
24-25 check. Spar var fikazı. Açıldı. And one EGT, fear flow, oil pressure check, rising. Sağ motoru çalıştırıyorum hoca. Görüntüyü verdim. Circuit out. Şimdi circuit out oldu. EGT cutback oldu. Şimdi EGT cutback olduktan sonra ve starter cutout olduktan sonra bunu sakın unutmayın abi. Eğer bunu unutursanız direkt DC power'a kalırsınız. Jeneratör on bas abi. Sağ motorun jeneratörünü devreye soktum. Artık diyorum ki kardeş diyorum gidebilirsin moruk diyorum ya. İhtiyacım yok sana diyorum abi. Bütün hepsini almasını söylüyorum. M1 takeoff sayfasında ve parking brake'inde off olduğunu kontrol ediyoruz. Bu arada tamam bu eleman ayrıldı herhalde. Tamam bu ikisini de alsın abi. Evet dostlar keyfiniz nasıl? Crosby startta aslında böyle bir planımız yoktu ama şans. Yani APU bug'a girdi. Yapacak bir şey yok abi. Yoksa motor çalıştıramayız. Tamamen ayrıldıktan sonra sol motoru çalıştıracağım. Elemanlar uzaklaşsın abi şöyle. Alsın abi bizim startı. Devam etsin. Evet bunların hepsini ayırdıktan sonra kule diyoruz ki işte tower center 2-4 request start request cross please start diyoruz. O da bize diyor ki clear cross please start işte you're clear for cross please start diyor. Biz de cross please start'a başlayacağız. Şimdi cross please start'a nasıl başlayacağız? 1. Sağ motorun çalışıyor ya sağ motorun gaz kollarını şöyle duct pressure'da first officer işe yarıyor abi. Tabi buralarda işe yarayacak abi. Şöyle 35 PSI'nin üzerine kadar çıkartıyoruz. Şöyle takeoff config'e gelmeyecek şekilde. 35 PSI. Bizim için 30 minimum ama 35 önemli abi. Yaklaşık olarak 30-35'te tutmaya çalışacağız. Sağ motorun 35'i gördük abi. Dark pressure bizim için önemli. Yaklaşık 40 da olur abi. 40 da bizi üzmez. Fakat 30'un üzerine yani şöyle 30-35 ideal. 40'ın üzerine fazla çıkmamak lazım. Şöyle dursun abi tamam. Tamam dur kardeşim. Dur birader. Evet çok iyi. Tamam bu şekilde güzel. Starting engine number one dedim. Sol motorun gücüyle bir numaralı motoru çalıştırıyorum abi. Starting engine number one. Start engine number one. Zarar var. Hot start'a gidersin Alperen. Kesinlikle yapmaman lazım. 25'i bekleyeceksin. N2 25 olacak abi. Evet N2 rising gördüğünüz gibi yükseliyor. 25'i bekleyeceğiz. Hatta 24. Evet 21, 23, 24, 25 check. Spar valve ikazı. Evet spar valve gördük abi. Yakıt akışını verdik. Kesmiyorum hala. Devam ediyoruz. EGT fuel flow oil pressure check abi. Şöyle baktığımız zaman first officer tabi burada spar valve ikazı gördükten sonra zamanı başlatıyor. Neyse başlattı sayalım abi. Tamam mı? Şöyle başlatsın. Biraz geç başlattı tabi ama. 137. Bu bilgi için gerçekten çok teşekkür ederim. Ben bilmiyordum bu bilgiyi. Çok sağ ol. Gas kolları idle olacak. EGT fuel flow oil pressure check. Ve start cutout ikazını gördük abi. Bunu da resetledikten sonra EGT cutback ikazıyla beraber artık işlemlerimizi yapabiliriz. Her iki motor da devrede şu anda. Jeneratörde 10 bas yapabiliyoruz. Şimdi şu şekilde 1. APU zaten çalıştırmamıştık. 2. Left back'i devreye soktuk ve isolation valve zaten close pozisyonda, özür dilerim, auto pozisyonda kalacak. Buradan engine start switcher continuous aldım. Flaps 5 dedim. 1, 2 ve 5. Flaps 5. Jeneratörleri devreye soktum. APU off'ta ve artık bunu jeneratör 1 ve 2'de yaw damper'ı da devreye sokalım. Yanlışlıkla kapattım galiba. TR3'ü de devreye sokalım. Her iki tarafta da 1, jeneratör 1, 2 ve TR3'te de olduğunu kontrol edeceğiz. TR3 biliyorsunuz arkadaşlar 737'nin yedek sistemidir. Yerde ve TR unitle alakası vardır. Bu TR unitler AC power'ı DC power'a çevirirler. Bu da önemli. Yerde ve havada farklı şekilde yanarlar. Havada yerde her iki yani her bir TR'nin arızalanması TR uniti yakar. Havada ise TR 1 ve 2'nin aynı anda virgül TR 3'ün de bozulması gerekir. Ancak o şekilde TR
unit lambası yanar. Biz de 1 ve 2'nin arızalanmasını, yani arızalanır mı ya da arızalanmaz mı diye her zaman bunu TR3 pozisyonunda tutarız ki elektrik sistemini tamamen görebilirim. Jeneratör 2'de kalmasının sebebi yok. Jeneratör 1'de de kalabilir. İkisi de aynı elektriği verir ama jeneratör 2'de kalması mantıklı. Her zaman bu şekilde oluyor yani. Propitleri devreye sokalım. Motor çalıştıktan sonra propitleri devreye sokuyoruz. Şöyle baktığımızda da gayet güzel. Flapları da 5 pozisyona getirdim. Artık fly controls ikazını yapabiliriz. Fly controls, emniyet forward, aft, left ve right. Park brake set yapalım tekrardan. Şu anda before taxi checklist'i uygulayabiliriz. Before start checklist, spark valve check, generators on, bus, APU off, propit on, anti-ice switches no need, hydraulic pump check, air compressor set, isolated 5 auto, engine start switch continues, engine start level idle 10, recall check, ground equipment pin, clear, remote, flaps 5, green light 5, selected, flight controls check and before taxi checklist complete. Before taxi checklist complete yaptıktan sonra kuleye diyoruz ki control gray center 2-4 requesting taxi please dedikten sonra işte center 2-4 you're clear for taxi for runway 16 diyor bize. Biz de bunu yaptıktan sonra hocay. Evet, bunları da bu şekilde yapıyoruz abi. Park brake release yapacağız. Diyelim ki taksi izin aldık. 1, 2, 3. Sağdan 3 tane taxi light'ı devreye sokuyorum. Park brake release. Sağdan yapıştıracağız arkadaşlar. Sağdan 1-6 pistine align olacağız. Bayağı bir uzun sürdü arkadaşlar, biliyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır arkadaşlar ya. Chat'e yazarsınız tabii, sıkıldınız mı sıkılmadınız mı bilmiyorum ama. Şu şekilde artık 1.6 pistine align olacağız. Şöyle soldan devam edeceğiz. Ninni gibiyse sıkıntı olacak, uykun gelir ya. Evet. Pistin sonuna ya da şuradan da gidip intersection takeoff da yapabiliriz hocay. Sıkıntı yok. Evet, intersection takeoff için soldan açılıyorum Buruk. Şuraya doğru gireceğiz abi. Şöyle girdik. Evet, piste girmeden önce şurada bir duralım abi. Çünkü bu piste giriş kalkış önemli. Park brake set yapalım. Park brake set yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane lambayı devre dışı bırakıyoruz. Bunları bıraktıktan sonra kuleden izin istiyoruz. Control center 2-4 ready for departure for runway 16. Bize diyor ki clear for takeoff for runway 26. İşte 16 after departure contact 1645 gibi bir şey söylüyor. Biz de bunu readback yapıyoruz abi. Ufukta herhangi bir uçak yok. Önce şunu strobe and steady first officer devreye sokuyor. Takiben bu soldan 2 ve sağdan 2 tane light devreye sokuyor. TNRA devreye sokuyoruz. Weather radar uçan taraf ve terrain sağ tarafta first officer uçmayan taraf terrain'i devreye soktuktan sonra off number 1 diyoruz. Kabin ekip arkadaşlarımız kalkışın yerleri lütfen. Computer takeoff position 7i flight 3'ler dedikten sonra before takeoff checklist'i uygulayacağız. Park brake release before takeoff checklist. EAP's flight mode, position lights with strobe and steady, MCP set, PI done, flaps 5, green light 5 selected, stabilizer trim 6.0 set, and before takeoff checklist complete. Sağ ve sol temiz hocayı align olacağız. 1.6 pistine bacak arası operasyonu yapacağız arkadaşlar. Evet, buradan kalkış yok Muruk. Biraz ilerleyeceğiz ve pistin tam 1.6 pistinin hemen önüne geldiğimizde burası çünkü stop way abi. Şöyle devam edelim. Tamam. 1.6 pistinin hemen önünden kalkışı gerçekleştireceğiz. 1.6 pistine align olduk. Zaten şeyden de bakabiliriz. Evet. Before takeoff checklist'i hazırladık. Bir problem yok. Her şey güzel. Arkadaşlar hepiniz hazır mısınız? Harika. Auto throttle devrede. Kaptan pilot flight time'ı başlattı. Her şey mükemmel gözüküyor. Bir dandirikten bir recall'a basalım. Işık var mı? Herhangi bir problem var mı? Bizi üzen bir şey var mı? Yok. Flapları da devreye soktuk. Hocay, hepinize uçlar abi. 40% stable olduktan sonra TOGA'ya basacağız. Okay. 40% stable TOGA, N1 TOGA. I have control. Set takeoff thrust. Kaymasın benim alet. Evet, güzel. Takeoff thrust set 90.5 now. 91.4 now. Set and cross check. Hadi bakalım Hocay. İyi uçlar. Okay, 80 knots check.
We won. Rotate. Pulse afraid. Gear up. LNAV. Feet'e kadar herhangi bir trim yapmıyorum. We have speed, autopilot engage, climb flight 3 faster, 1 2 3 times set, and unrestricted climb flight 3 faster, check. Görüntüyü verdim hocam. Buyurun. Şöyle görüntü abi. Korkudan kalktık. Güzel. Evet, M1'a girdi. 800 feet üzeri, AGL artı 800 feet'te M1'a devreye girdi. Gördüğünüz gibi M1. N1. Bütün FMA değişikliklerini okuyoruz hocam. Şöyle görüntü. Evet, 3000 girdiğimiz için 3000 AGL bekleyecek sürati arttırmak için. Evet, görüntü çok güzel değil mi? Şu şekilde görüntüyü verdim. Bir de bu şekilde vereyim. Ya bundan sıkılırsanız şu şekilde de verebilirim hocam. Evet, artık içeri girelim hocam. Biraz uçağı kontrol etmemiz lazım. Takip edelim. Evet, artı 17 santigrat derece. Visible moisture'a girdiğim zaman 10 santigrat derecenin altı neyse şey yaparız. Evet, bu arada flapları görürüz ki flap up suretin 5 knot altına indi. Flaps 1 yapacağız. Flapları toplamayacağız mı? Çünkü bunu flapları toplarsan kill item. Bir flapı alabiliriz ama. Neden? 5 flap kalkmıştık ya. V2 artı 15'in üzerinde ve speed trend'i gördüğün zaman 5 flap. Fakat flaplar flap up speed'in altında olduğu için flap toplamak yok abi. Toplarsan kill item fail. Tamam mı Jay? Bunu da böyle denk geldi. Bu şekilde devam. Flaplar flap up suretinin üzerine çıktığı zaman flaps up yapacağız. Bir flapta tırmanışa devam. Bu şekilde devam ediyoruz hocam. Onu off yapmak gerekiyor hocam. Yapacağız. Her şeyin bir zamanı var abi. Bu 237'de her şeyin bir zamanı var. Her şey nasıl söyleyeyim size sıra sıra abi. Her şeyin bir sırası var. Altimetreler bu arada transition altitude 5000 feet geçtiğim için standard reading 5.3 now. Setting prospect. Doğru. Yapıyoruz evet. Bugün Moje'ye hoş geldin Moje. Şunu dikizliyorum abi. Total air temperature artı 13 santigrat derece. 10 santigrat derecenin altına inerse visible moisture da olduğu için anti-ice'ları devreye sokacağız. Hala da flap up suretinin altında olduğu için flapları toplamıyorum. Nereye kadar moruk? 210 knot'ta kilo Romeo kilo VR'ından yani şuraya geldikten sonra 303 knot'a çektiği zaman flapları toplayacağız. Çünkü bu pembe 303'e gelecek ve biz de flapları toplayacağız. Fakat 10.000 feet'in altında olduğu için ve ben FMS'e climb'da 10.000 feet'i tut morukçum dediğim için 250 knot'a kesecek. 10.000 feet'in üzerinde de 300 knot'a çıkartacak böyle. Tamam? Persepolis hoş geldin hocam. Hangi hava yolunda uçuyorum? United Airlines. Pegasus'ta uçuyorum, Pegasus. Hadi söyleyeyim. Zaten biliyor beni tanıyanlar. Evet, şimdi bu kilo Romeo kilo Vior'a geçtikten sonra flaplar up olacak. Sürat 250 nata kesecek. Özür dilerim, arttıracak. 10.000 fitin altında olursa 250 nat, üzerinde olursa direkt 300 nata arttıracak abi. Evet, altında flaps up. Gördüğünüz gibi geçtik abi. 10.000 fitin altında 250 nata tuttu. 230 knots. Şurada bir restriction olduğu için 230 knot tutuyor şu anda. Flaplar toplandıktan sonra 250 knot. 250 check. Flaps up no light. After take off checks. Engine bleeds on packs auto. Engine starts to stop. Flaps up no light. Land gear up and off. After take off checks complete. 250 knot tutuyor ve 300. Dediğim gibi 10.000'in üzerinde 300'ü set etti ve tırmanışa devam ediyoruz şu anda. Ve after takeoff checklist'i de uygulamış olduk. Flaps up no light ile beraber after takeoff checklist'i uyguladık. Artı 9 santigrat derece visible moisture devrede arkadaşlar. Engine start pusher continues ve window şeyleri de wing engine anti-ice'ları da devreye sokuyoruz hocam. Sıkıntı olmaz hocam. Problem olmaz. Zaten tanıyorlar abi. Hoca sen en son Malatya'ya ne zaman uçtun? Hatırlamıyorum ya. Bayağı oldu. Evet, Eser'le bayağı uçtuk bu arada. Çok çok mükemmel bir insan. Evet, fix sayfasına şuraya gelir mi abi? Şunu delete ediyorum. Total air temperature, pardon.
Thermal antares 10 santigrat derece üzerinde kullanma diyor. Demek ki 10 santigrat dereceye gelmiş uçak. Wing engine antares'ları off yapıyoruz. Engine antares'ler thermal antares off olduktan sonra engine start switch'leri off pozisyona getiriyoruz. Ve tekrardan kontrol ediyoruz. Artı 11 santigrat derecede artmaya devam ediyor Jack. Şu şekilde devam ediyoruz. Bu arada uçuşumuz 1 saat 10 dakika sürecek. Görüntüyü de şöyle verdim size. Buyurun. Asayi 0505'i Atkos Lima Tango Bravo Alpha 05 mi? Hayır. 1905'in 05'i. Galatasaraylı olduğum için. Wing antares ne zaman devreye girecek? Wing antares eğer buralarda bir buzlanma olursa, yani bu camların orada buzlanma olursa ya da bu şey var ya, Viper var ya, Viper'ın şurasında bir sensör var. Burası buzlanmaya başlarsa o zaman Wing antares devreye sokuyoruz. Ve Wing antares'in 250'a kadar limiti var. 250'nin üzerinde Wing antares kullanmayı önermiyor Boeing 737. Bu da şeyde yazıyor. F.com'da yazıyor. Kaptan, siz bir akademiyle mi, pilotaj bölümüyle mi, yoksa uçuş okulu ile mi? IJet uçuş okulu. Nereye gidiyoruz? Santorini Arnav'a yaklaşması yapacağız önce. Hoca, sabahta Yav Damper'ı kapandı. APU'suz engine çalıştırmayı bir alakası olabilir mi? Bilmiyorum hoca. Yani neden kapandı hakkında bir fikrim yok. Normalde kapanmaz ama yanlışlıkla ben basmış olabilirim. Evet, bu arada arkadaşlar soru sorabilirsiniz. İstiyorsanız uçağın sesini de alayım. Hani benim sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama tırmanışa devam ediyoruz zaten. 350'da herhangi bir restriction yok. M1 LNAV VNAV speed'de 300 knot speed 300 check ve climb fly altitude 1-3 times set demiştik zaten. Şu anda Boeing 737 gayet güzel tırmanıyor. Yaklaşık olarak kaç varıyor? 2550 FPM'de tırmanışa devam. Hoca, hızlı konuşanlar zekiymiş, doğru mu? Bilmiyorum ki hoca. Hoca, 10 feet checks yaptın mı? Evet. Hayır, yapmadık. Doğru söylüyorsun. 10,000 feet checks'i de uygulayalım. Yolcu çözelim hoca. Moruk, yolcu çözüyorum dedim. Recall'a basalım. 10,000 feet checks'i de uygulamış olduk. Sağ ol hoca. Yolcuyu çözmekte fayda var. Kaptan, crossfit'in işte rüzgar presyonuyla hesaplanıyor. Örneğin Lima Tango Alpha Charlie'da 0-3 inerken 0-43 10 knot rüzgar var ise 43-33'ten 10 derece üzerinde hesap yapılabilir. Peki yan rüzgarda 223'ten gelirse radyan manu. Hiçbir şey alınmaz. Hiçbir ekleme yapılmaz. VRF artı 25'te devam edersin. 90'dan tam 90'dan geliyorsa. Crosswind'lerde ekleme yapılmaz hocam. Sadece headwind'lerde yapılır. O da yarısı biliyorsun. Gust'ın tamamı. Bir de maksimum 20 knot ekleyebilirsin. Yani atıyorum sana dedi ki moruk 0-40'tan 20 knot gust 37 knot diyorsa maksimum 20 knot ekleyebilirsin VRF'e. Auto Throttle Boom gibi. Microsoft Flight Simulator uçak yok hocay. Aynen yok hocay ya. Hocay, ben DC'den de yazmıştım da. Bizim ülkemizdeki hava saha sınıfları hangidir? Class B mi? Class D mi? Vesaire. Hocay, bilmiyorum. Onu bakmak lazım. Emin değilim. Kırım iyi olsaydı pilotaj düşünürdüm. Hava limanı... Ha, anlamadım hocay. Otoslat güzel bir soru hocam. Otoslat Boeing 737'de B hidrolikten beslenir. Amacı uçağın stola girmesini engellemek. Çok güzel soru bu arada. Lift artır hocam. Principles of Flight'ta lifti otoslatın yanında iki tane çizgi vardı. Yani lifti iki kat arttırıyor demek. Ama temel amacı wing'in üzerindeki, yani bu bizim swept wing'in üzerindeki hava akımını dengelemek. Bayılırsın hocay. Hocay, ne kadar alıyorsun? Çok güzel soru. Bugüne kadar maaşımla ilgili hiç yalan söylemedim. Ama son şeye göre toplantıya göre bize verilen maaş soslu beytiye şalgam oldu. Yanında da Sezar salatasına kadar yükselttiler. Ama büyük ihtimalle bu Sezar salatasını azaltıp soslu beyti belki çok, yani böyle gerçekten hani böyle büyük adamlardan duyduğumuz şekilde tatlı olarak da keşkül vereceklermiş. Yani bugüne kadar hiç yalan söylemedim. Beni izleyenler bilir zaten. Maaşım konusunda asla yalan söylemedim. Soslu beyti, Sezar salatası, belki keşkül. Yani o şekilde devam ediyoruz. Bakalım nasıl olacak abi. Hoca, kaptanlık ne zaman hayırlısıyla? Vallahi hoca, dediğim gibi bir 4 senesi var abi. Kaptan, pilotaj bölümünü mezun olup mezun ile uçuş okulu mezunu arasında
İşe alımda fark var mı? Hayır. Kendi geliştirmekle alakalı bir durum bu. Hoca Engine Bleed'den biraz bahseder misin? Engine Antis'ten ne farkı var? Engine Antis'ta şöyle söyleyeyim. Engine Antis'ten Engine Bleed'le şöyle bir alakası var. Boeing 737'de Engine Antis'ler hem pneumatik hem de elektrikli çalışır. Bu Bleed tabii onunla alakalı değil de bu Engine Bleed her motor bleed üretir, tamam mı hocam? Motor çalıştıktan sonra engine bleed dediğimiz sistem motorun ürettiği bleed'i bu şalterlerden alır ve pack'lere verir, tamam mı hocam? Şu anda gördüğün üzere sol taraftaki engine bleed, yani sol taraftaki motorun bleed'i sol pack'i besliyor, tamam mı hocam? Sol pack'i besliyor otoda olduğu için ve basınçlandırmayı birebir yapıyor. Gördüğün gibi burada isolation valve auto pozisyonunda yerde bir şey söylemiştim. Bu right pack, left pack ya da engine bleed packlerden herhangi bir tanesi off pozisyona geçerse bu valve açılır. Fakat şu anda bütün packler on pozisyonda olduğu için valve kapalı konumundadır. Yani bu valve off, her motorun bleed'i her pack'i besliyor demek. 737'nin pneumatik basıncı bu şekilde çalışır. Bunlar her zaman on. Sen bunu off yaparsan burada pack arızası alırsın. Pack arızası diyorum. Burada basınçlanma şey olur. Basınçlandırmayı bırakır uçak ve emergency send yapmaya başlarsın. Altitude warning ikazı gelir. Onun için onu kontrol etmen lazım. Bu gibi durumda hemen tırmanış durdurup 10.000 feet ya da minimum sector altitude, hangisi yüksekse o irtifaya alçalman lazım hocam. İsmim çok güzel hocam. İsmim konusunda da bugüne kadar hiç yalan söylemedim. İsmim Rıza. Kaptım, K3 yaklaşmalarda APU çalıştırılıyormuş diye okumuştum. Diye okumuştum. Neden çalıştırılıyor? Çok güzel soru hocam. Bunu kaldırdılar. Bizim şirketimizde eskiden APU çalıştırılıyordu. Ama bunu kaldırdılar. Neden kaldırdıklarını bilmiyorum ama K3 yaklaşmalarında motor arızası olduğu zaman APU eğer devredeyse giden jeneratörü on bas yaparsan K3 yaklaşmasına devam eder abi. Tamam mı? Yani şöyle, eğer 200 özür dilerim. Şöyle 200 feet'in altında eğer uçak fail operational'sa yaklaşmaya devam edersin. 200 feet'in üzerinde eğer uçak fail operational ya da fail pasifse herhangi bir motor arızasında go around atarsın. Bu K3 yaklaşmasındaki APU'nun çalışma sebebi ise auto go around yapabilmek için. Yani sen APU'yu çalıştırdın, motor gitti birader, severe damage oldu. Sen eğer jeneratörü, yani çalışmayan tarafa APU bastığın andan itibaren otopilotlar devreden atmaz. Otopilottan devreden atmadığı zaman go around'a bastığında uçak go around, yani auto go around atar. Eğer sen APU çalıştırmazsan bir jeneratör arızasında auto go around yapamazsın. Direkt tek otopilota kalırsın. Bu şekilde de TOGA'ya bastığında da normal manuel go around atman lazım. Tek sebebi bu. Yani auto go around atabilmek için. Çok zor, güzel soruydu bu arada. Evet, step trim veya var ya engine cutoff'ların yanında, o arkadaştan biraz bahseder misin hocam? Step trim normal uçağın üzerindeki load'u alıyor. Trimle uçak uçurulmaz. Önce istenilen kumandaya getirir. Takiben trim verilir. Çok da bir şey yok. Sadece şunu bilmen lazım. Horizontal stabilizer'ı tamamen hareket eder abi. Tamamen hareket ettirir. Engine bleed'ini off yapınca kabin basıncı hemen düşer mi? Kabin basıncı gradually düşer. Yavaş yavaş düşer moruk. Bir anda düşmez. Sayın pilot bey, 25 deniz mili rüzgar var. Piste teker koymayı çok güzel soru. Hiçbir şey anlamadım. ALS yemi gün gelir VR'a bu taç kalırsa bayılırsın hocam. Kaptan yaşınız nedir? Cevaplamak zorundayız. Yaşım 30. Hocam hiç A320 Neo'larda kaptan olmak ister misin yoksa sonuna kadar Boeing? Sonuna kadar Boeing. Kaptanım inişte piste yaklaşırken chartta uçağın yönü 355 heading ile yaklaşma isteniyor. ALS ve pist heading 001. Course'a ne girmemiz gerekiyor? Bununla course'un hiçbir alakası yok. Sana göstereceğim neden olmadığını. O radyalle alakalı. Hani biz başta girmiştik ya. Kors radyal ve başla alakalı. Tamamen alet yaklaşması. Yani korsların headingle, trackle bilmem neyle hiçbir alakası yok abi. Ama kaptanım, Airbus'a bir şans vereceksin bir gün bak. Tabii böyle giderse Pegasus tabii Airbus'a dönüyor ya. Ona yapacak bir şey yok abi. Abi dönmese bile sen bir şans verirsin bak. Bilemiyorum abi. Şimdi ben Boeing'de çok mutluyum dediğim gibi. Ya muhakkak da bak, ben hani sana bir şey anlatmıştım. Kaptan X ne demişti, hatırlıyor musun? Evet evet, biliyorum. İlk 738 ile başladım, sonra ilk A320'ye geçtim. Şimdi A330 kullanırım demişti. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum ama tabii
Ben özlerim ya bu uçağı. Neyse şu anda öyle bir durum yok. Onun için sıkıntı yok yani. Strese girmenin. Tamam kaptanım ben de merhaba dedim. Arada gidip geliyorum. Çünkü burada olduğumu hatırlatayım dedim aslında ya, biraz. Hoş geldin abi. Hadi bakalım. Sana devam abi. Sana iyi eyvallah, uçuşlar yerine. Eyvallah sağ ol abi. Kaptanım inişte pistte. Ha bu soruyu okumuştuk abi. Kaptan en azından simde Airbus denetelim sana. Ben sevmiyorum hocayı Airbus. Uçuramam ki Airbus'u. Ben bütün tuşlara basar bölüm geçmeye çalışırım. Onu söyleyeyim yani. Serdar kaptan mı? 10 sene PMT Boeing 237 uçurdum. 2 senedir de FFS Labs Airbus kaptan. Çok iyi hocayı. Kaptanım bir kez sorayım. Yolcu uçuşlarda tek motor uçuş yapılır. Yaptırılır mı? Ne? Hocayı hayır öyle bir şey yok. Tek motor taksi mi soruyorsun acaba? Uçuşlar ve uçaklar tartışılmaz doğru. Zevkler ve renkler gibi. Güzel soru. Yaş pardon güzel yorum. İken var sıkıntı yok demiş. İken bayılırsın. Bu arada görüntüyü veriyorum hocam. Evet bu arada beni takip etmek isterseniz tekrardan şunu şöyle yazayım. Yani kendim Twitch ve Twitch'te bu kanaldan yayın yapıyorum. Discord da var. Discord'a da gelmek isterseniz orada da muhabbet sohbet yapıyoruz yani. Hoca Boeing 237'den sonra 77'ye transfer edeceğiz. Biz onu Boeing'çi olarak tanıdık. Öyle yakalır inşallah. İnşallah hocam. Yani bakalım. Bu arada MCP ile ilgili sormak istediğiniz soru var mı bilmiyorum. Başka birkaç tane soru. Ha şunu göstereyim. Bu Igniter ile ilgili bunu left almışsın, right almışsın hiçbir alakası yok bunun. Çünkü bu gördüğünüz engine start switch'ler görüyorsunuz şurada. Bir, bunları continuous aldım. Ne olur? Hiçbir şey olmaz abi. Neden? Bir, bu uçağın continuous'u yani engine start switch'lerin continuous'u yerde farklı, havada farklı çalışır abi. Yerde seçili olan igniter'daki şeyi çalıştırır. Yani orada igniter'a başlar, ignition'a başlar. Havada ise herhangi bir N1 değerinin limit altına indiği yani herhangi bir motorda N1 değeri limit altına inerse her iki igniter'ı da ateşlemeye başlar. Uçağın sistemi açayım peki. Her iki igniter'ın ateşlemesinin sebebi bu uçakta auto light sistemi var. Yani motor arızası N1 değeri yarıya indikten sonra igniter'a tık 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 başlıyor ve çalışan kaybedilen motorun tekrardan çalışmasını sağlıyor. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en iyi mühendisleri bu şekilde karar vermişler. Onu da bu şekilde anlatayım abi. Bu arada hocam benim MCP'de bir sorun var ya. Tabii abi. Biraz yaklaşır mısın? Özellikle şu otopilot tuşlarının olduğu yere, otopilot tuşlarının olduğu yere. Evet. MCP'de. Biraz görüntü geç geliyor o yüzden. Bak abi şimdi altitude inventor tuşu var. Evet. Bir dakika yok. Bir tuş var. Ne olduğunu bir türlü çözemedim. Şu altitude inventor'ın sağ vertical speed'in altında bir yerde bir tuş var abi. Dur bu sen. Bu mu? Yok geçenlerde ben o tuşu bir gördüm de. Persepolis görüşürüz hocay. CO nedir bir kere abi o? CO nedir? Onu bir sorayım bu, ben. Changeover demek. Bu 237'de 280'ın üzerinde bunu max suretinden indicator speed'e geçirebilirsin. Ha. Speed intervention'ın butonuna bastığın zaman MCP paneli açılır VNAV'deyken. VNAV'de bunu geçirdikten sonra changeover'a basarsan eğer indicator speed'e geçer. Indicator speed ve max suretini görürsün. Ağırlığa göre uçağın max sureti ne zaman geçtiği değişir. Bu arada abi bir dakika şu çekicisi yapalım. FM speed analog VNAV at command fly all 350 123 time set. Leg page, thrust cruise, engine parameter check, no vibration, no significant imbalance 4.5 on board, coming climb normal, differential pressure limit coming out fly all 3508 check, duck pressure normal, monitoring 1.5 transponder below, aircraft looks trim, fuel temperature normal, cruise checklist, FMA review, cruise level and pressurization confirm, engine parameter check and cruise checklist complete abi. Tamam, özür dilerim abi bu checklist yapmamız lazımdı. Abi bunu keşke biraz yapsaydın ya. Japonlar bile anlamadı. Yavaş mı yapayım birazcık daha? Biraz yavaş yapsan iyi olur. Anlaşılır bir şey olur yani. Tamam. Daha doğrusu neyi check ettin abi? Onu bir söyle de önce bir soralım. Abi şöyle söyleyeyim. Cruise'a geldiğimiz zaman uçağın parametrelerini check etmemiz gerekiyor. O da şöyle. Bunun bir sistemi var. Yani bir flow'u var. MCP speed, LNAV, VNAPAD, command, flight level 350, 1, 2, 3 times ve 4 times. Yani şunu aslında şu şekilde cruise'u görebilirsin abi. 4 times set olacak şekilde bakıyorsun. Lex page'e geçiyorsun. Zaten climb'daydık ya Lex page'e geçtik. Engine start switch'lerin continuous'da olduğu, pardon, thrust'ın cruise'da olduğunu kontrol ediyoruz. No vibration yani 5'in üzerine, özür dilerim, 4 derecenin üzerinde olmaması gerekiyor. Uçakta herhangi bir vibration yok.
Burada gördüğümüz de 4.5 no significant imbalance. Arası ikisi arasındaki fark 230 kilogramın altında olması gerekiyor. Zaten 60 kilogram içerisinde limit içinde olduğu için herhangi bir problem yok. 4.5. Cabin climb normal. Herhangi bir climb'de excessive bir durum söz konusu değil. Differential pressure in limit yaklaşık olarak 8 ve bu 9'un altında olması gerekiyor. Sarı bantta da olabilir. Burada cabin altitude flight level 350. Burada gördüğünüz gibi 3x0 4x0 arasında 8 olması gerekiyor. Bizde yaklaşık olarak 8 değerini tutuyor. Gördüğünüz gibi duck pressure normal 40 olması gerekiyor. 30'un üzerinde güzel. Guard frekansını dinliyoruz abi. 121.5 1 to 1.5 guard frequency. Burada yok ama transponder blow olduğunu kontrol edeceğiz. Transponder'ın her iki 3 tane modu var. Neutral, above ve blow. Blow aldığımız zaman da altımızdaki uçakları TKS gösteriyor bize. Fakat bunu simüle etmemiş PMDG. Bunu da kontrol ettikten sonra da fuel temperature yaklaşık olarak 20-19 olduğunu kontrol ediyoruz. Bu da bizim cruise şeyimiz. Evet. Bu arada MCP ağzına sağlık. Ne demek abi? MCP ile ilgili bir şey soruyordun abi. Bu changeover'ı gösterdim. Speed intervention butonu. Bu arada PNDG'de bir hata var. Elle V-Nav'de olduğu zaman speed intervention'a bastığında FMC speed MCP speed'e geçmez. FMC speed'te kalır abi. Onu da söylemiş olayım. PNDG böyle hatalar yapabiliyor. Ya ben bir tuş görmüştüm. Geçen bilemedim. O tuşu onu bulamadım. Şu altın inventory'nin yanındaki tuş. Neyse bulursam ben sana resmini gönderirim abi. Sağ tarafındaki bu sensör. Işık geldiği zaman bu MCP paneldeki şeyleri açar. Bu sensör. Her zaman sensör. Bak burada da var. Bunlar hep ışık sensörü abi. Bunların hepsi ışık sensörü. Başka şey var mı soru? Yani bu modlar nasıl çalışır? Mesela level change devreye girer mi? Vertical speed devreye girer mi? V-Navi devre dışı bırakırsak ne olur? N-Navi devre dışı bırakırsan ne olur? Gibi soru var mı arkadaşlar? Yani merak ettiğiniz soru var mı? CWS yarı otopilot. Bank'i yatırdığın zaman o şekilde tutar uçağı. Yani 6 dereceye kadar uçağı yatırdığında 6 dereceyi sabit tutar CWS. Control Wheel Steering diye geçer. Ya onun için hatta Boeing'in fly by wire derler. Doğru mu? Evet, doğru. Doğru. Fly by wire derler. Çok doğru abi. İkincisi de bak bir teklif var sana Mutlu Çetinkaya'dan. Benim de çok yakın dostumdur Mutlu Çetinkaya. Hocam hataları PMDG'ye rapor etsen ya diyor. Yok ya onlar sallamazlar. Onların zaten bir sürü takip ettiği ya da onlara rapor eden bir sürü pilot vardır diye düşünüyorum. Yani mesela biliyorsunuz Unsafe 05 aynı zamanda Zero Mod otopilot konusunda özellikle bildiricilerden diyeyim. Yani geliştirici diyordum ben. Yanlış mı söyledim? Ben geliştirmiyorum. Sadece bazı gördüğüm şeyleri bildiriyorum diyordu. Doğru mu söyledim hocam bilmiyorum. Sen doğru. Doğrusunu söyle. Doğru. Doğru. Aynen. Doğru. Course ile heading farkı şu. Course radyal ve baş içindir. Heading uçağın şöyle görüyorsun. Uçağın rüzgar düzeltmesiz tam böyle radomunun baktığı yerdir. Biz şu anda heading olarak 129 tutuyoruz. Fakat uçak track olarak tam olarak 132 tutuyor. Yani rüzgar düzeltmeli track 132 tutuyor. Uçağın radomunun baktığı yer ise bu baş. Yani bize ATC eğer sen Murukçum hangi headingde uçuyorsun derse 129er diyeceğiz. Bu uçağın heading abi. Her zaman bu beyaz beyaz diyorum. Evet bu pembe beyazın altında olacak. Çünkü bu uçak ters üçgen heading'i temsil eder. Bu track'i temsil eder. Yani 138 track'tir. Bu ise heading'tir abi. Bizim heading'imiz bu. Şu anda radomun baktığı yer bu. Hafif soldan rüzgar geldiği için uçak rüzgar önlemeli. Hafif sola doğru uçuyor. Course'da radyal abi. Onun tamamen alet uçuşuyla alakası var. Hoca şu an elini devre dışı bırakırsan uçak CWS A'ya mı geçer? Tam olarak adım. Elini devre dışı bırakırsan CWS roll moda geçer. CWS R'ye geçer. Yani kontrol edelim. Elnev devre dışı bıraktığında CWS roll mod. Bu şekilde tekrardan devreye sokarsın. Roll modda bir önceki şeyi tutar. Yani elnev hangisiyse onu tutar abi. Yani şu an elnevde bırakmıştık ya elnevi tutar abi. Kaptanım ben de bir şey söyleyeyim. Ben öncelikle tabii herkesin kanala YouTube'a abone olması, Twitch'ten follow yapmasını, takip etmesini rica ediyorum. Aynı zamanda Unsafe 05'in Twitch kanalı takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar diye ricada bulunayım.
Ben çünkü şimdi kızı uyutmaya gideceğim. İnşallah yayının sonuna yetişirim diye duacıyım abi. Kanal sana emanet tamam, diyorum. Tamam abi. Tamam. Sevgili moderatörler ve sevgili Unsafe 05 kanal size emanet. Lütfen iki tarafta kontrolünüz olsun. Çok çok teşekkür ederim. Unsafe 05 zaten seninle görüşürüz yine de. Tabii abi. Şimdiden yetişemezsem yayının sonuna tekrar teşekkür ederim. Görüşmek ne üzere. Ne demek diyorum. Abi ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar hemen bir briefing yapalım. Arne ev yaklaşması briefingine şimdi burada uzun uzun yapmayacağım. Alçalışa başladıktan sonra yapacağım. Çünkü 20 mil kala alçalışa başlayacağız. Hemen şuradan Corsair 154'leri sağ ve sol tarafa girelim abi. Şu şekilde. 154. Corsair olarak 1154. Arnav yaklaşmasını alçalışa başlattığım zaman nasıl yapacağımızı anlatacağım. 154 sağ ve sol tarafa girdik abi. Şurada gördüğünüz gibi kertez olarak VR'dan 110.4 VR'ından kertez alalım. 110.4'ü şu şekilde. 110.4. Şöyle 110.4. Evet, 110.4'ü alalım. Zaten Efis panelinden her iki VR'ını da set etmiştik. Bu arada Alfa Golf Hotel VR'ını da çekmeye başladı. Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar şuradan yanlışlıkla şuradan açtım. Şöyle bakarsak şu şekil. Burada minimum 1400 LNAV Consistent Final Approach minimumunu gireceğiz. Charlie kategorisi olduğu için 1490'da sağ ve sol taraflara girmiş olmamız gerek. Şuraya da şöyle 149er. Evet, 1490'ı şu şekilde girelim. Evet, 1490 set. Sağ ve sol tarafları 1490'a girdikten sonra hemen progress sayfasından VRF hesaplayalım. Bunun ikisi arasındaki farkı öğreneceğiz. Bu da 500 kilo olduğunu görebiliyoruz. 63.8 olarak şu şekilde yazacağız abi. Düşeceğiz yani. 30 tane flap, 3 tane correction gireceğim. Tabii normalde bunun landing performans hesaplaması var. Fakat biz onu, ben onu simülatörde yapmıyorum. Zaten bu dandik gösteriyor abi. Şimdi, kule olmadığı için arkadaşlar öncelikle alçalmamız gereken irtifa 3500 feet exosiste mandatory olarak, pardon burada above olarak geçeceğiz. Mandatory olarak vermemiş. Elna Vinev'de 3500 feet'e alçalışı gerçekleştireceğiz. Buradan minimum sector altitude'dan airport reference point'u girelim. Lima Golf Sierra Romeo'da girelim hoca şöyle fix sayfasına geldiğimizde. Lima Golf Sierra neydi? Romeo'da şu şekilde girelim. Evet, runway 1.5 olarak verecek. Bunu yapıyor demiştim. 25 mili çizelim. Buradan 12 mili çizelim. Ve takiben de 7 mili çizelim. Ben bunu niye yazıyorum arkadaşlar? 12 mili 5 flap, 7 mili de inç takımlarını koymak için bir bana SE sağlasın diye yapıyorum. Bu arada 20 mili geldik. 3000 fit'e set edelim hemen. 3000 fit'e alçalışa başlayalım. Fit set. Alçalışa başlatalım. Şöyle descent sayfasında ve leg sayfasında da alçalışa devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim için önemli olan şey bir dakika. Bizim için önemli olan şey arkadaşlar burada Area Navigation yani GNSS RNAV GNSS Runway 15 yaklaşması yapacağız. Bu non-precision bir yaklaşmadır. Tamamen LNAV VNAV yapılması gereken bir yaklaşmadır arkadaşlar. Bu çok önemli. Burası Exosis. Bu Exosis noktası bizim Final Approach Fix'imiz. Yani aslında şöyle Sierra Romeo 444 bizim Final Approach Fix'imiz. Bu Final Approach Fix'i fix sayfasına mutlaka atmamız gerekiyor. Neden atmamız gerektiğini söyleyeceğim size. Şöyle leg sayfasına geldiğimizde Sierra 4.4'ü şu şekilde görebiliyoruz. Burada 230 knot gösteriyor. Bunu düzeltebiliriz ama şöyle 2 mil de şu şekilde çizelim. Bu bir usuldür. Benim şirketim yaptığı bir usul. Şu exosis noktasında 230 knot'tan 190 arasında çok yüksek bir fark var arkadaşlar. Biz bunu 210 knot'ta, exosis 210 knot'ta ve 3500 feet'in üzerinde geçeceğini kontrol edeceğiz. Herhangi bir hard altitude değişikliği falan asla yapmayacağız arkadaşlar. Bu da 250 knot'tan 210 knot'a drag require olabilir demiş. Biz de bunu 230 knot yapalım. 250 knot'ta geçmesin. 7000 feet'in üzerinde de 230 knot'ta geçsin. Şimdi evet. Şuradan açayım şeyi.
Buradan gördüğünüz Lima Golf Sierra Romeo için Santorini 12-1 effective date 18 September 2020 RNF Genesis Approach were only 1-5. Approach kursları zaten 1-5-4 olacak. Şekilde 1-2-3 times yazdık. Decision altitude ya da minimum descent altitude 1490 LNM minimum consistent final approach yazdık. NF VNF olacak şekilde 3500 feet alçalıyoruz. 3500 feet alçaldığımızda şu şekilde kontrol edelim. 3000 feet alçalıyormuşuz. Bu önemli. 3500 feet alçaldığımızı kontrol ediyoruz hocam. Şimdi buraya baktığımızda normal RNF star uygulayacağız. RNF star'da Perksan'dan 7000 feet'in üzerinde geçtiğimizi kontrol edeceğiz. Buradan da Lekra 3500 feet'in üzerinde de yaklaşmaya devam edeceğiz. RNF yaklaşması tamamen non-precision bir yaklaşmadır. LNV-NV yapacağız. Eğer bir pitch modu değiştirmemiz gerekiyorsa bir sonraki waypoint'in constraint'ini mutlaka girmemiz gerekiyor. Eğer girmezsek level bus yapabiliriz. Bu da bizi üzer abi. Level bus yaptığımız andan itibaren şirkete çağrılırsın, rapor yazarsın. Hatta mid-air collision'a kadar gidebilir. Çünkü onun için RNV yaklaşması da LNV-NV olacak şekilde yapmamız gerekiyor. Önemli olan burada süratleri ve constraint'leri tek tek uygulamamız gerek ve şeyleri yapacağız. Siz söyleyin onu. Bütün süratleri ve constraint'leri tek tek kontrol edip o şekilde alçalışa devam edeceğiz. Lekra'dan Exhaust'a gelecek. Hatta biz Lekra'yı kullanmayacaktık. Exhaust'a doğru gelecektik. Şu şekilde düzeltmiştik zaten. Peksan'dan Exhaust'a geleceğiz. Exhaust'ten de yaklaşmaya devam edeceğiz. Bunu söylemiştim. Bu arada düzelten Vakore'ye adam gibi adam eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Kapten RNV yaklaşma nedir? Kısaca evet anlatıyorum şu anda RNV yaklaşmasını. Dediğim gibi hocam şimdi burada önemli olan RNV yaklaşması ya da non-precision yaklaşmalarda bakmamız gereken şey şu. RNV yaklaşmasını offset mi getiriyor abi? Offset getiriyorsa eğer flight direktörler off, misapproach altitude set ve takiben flight direktörleri off yapmamız gerekiyor. Eğer offset getirmiyorsa ve straight bir yaklaşma varsa flight direktörleri off yapmamıza gerek yok. Peki misapproach altitude'ü ne zaman set edeceğiz? O da şöyle gördüğünüz gibi misapproach altitude 300 feet üzerinde, yani burada misapproach altitude 3500 feet dediğinde 3800 feetlerde misapproach altitude'u set edebiliriz. Ya da 1000'a geldiğimizde autopilot auto throttle disengage yaptığımızda 3000 feet, yani flight directors off 3000 feet set ya da flight directors on şeklinde, eğer straightening bir yaklaşma varsa ki burada sanki straightening offset getiriyor hafif, burada flight directors off, misapproach altitude 3500 feet set ve flight directors'leri on yapacağız. Bunun sebebi de pas geçebilsin diye. Eğer bu cycle yapmazsan pas geçmez abi uçak, tamam. Non-precision yaklaşmalarda zaten non-precision yaklaşma, yani VOR, localizer ve NDB yaklaşmalarını bunu mutlaka yapman lazım. 1000, autopilot auto throttle disengage, flight directors off, misapproach altitude set, flight directors on. RNV yaklaşmalarında straightening getiriyorsa yapmana gerek yok. Minimuma kadar flight director takip edebilirsin. Minimumdan sonra first officer'a kapat, recycle yap diyebilirsin. Ya da eğer offset getiriyorsa her şekilde 1000 autopilot'tan çıktıktan sonra recycle'ı yapman gerekiyor. In case of Goran Toga flight 15, positive rate gear up, 400 feet, select LNAV, yani roll mode seçeceğiz ya da heading select seçeceğiz. Fakat burada heading select'i seçmemize gerek yok. Zaten bize prosedür olarak vermiş. Climb to 3500 feet, Sierra Romeo 495 after overflying runway 15, then direct to Lekra at Lekra hold or follow its instruction demiş. Biz zaten buradan soldan dönüşte LNAV 400 feet'te devreye soktuğumuzda buraya geleceğiz. Buraya da direct bir giriş yapar. Zaten non-standard bir pattern var. Gördüğünüz gibi sol taraftan dönüş var. Burada da yaklaşmayı yapacağız. VOR yaklaşması ve NDB arasındaki fark şöyle. NDB yaklaşmalarında eğer Cessna'yla bir yaklaşma yapıyorsan önden yol takibi yapman lazım. VOR yaklaşmalarında şöyle söyleyeyim. Yine VOR yaklaşmasında önden yol takibi yapman lazım ama VOR frekansının değeri daha yüksek. Yani şöyle söyleyeyim. Very High Omnidirectional Beacon diye geçiyor VOR. NDB daha düşük kalıyor abi. NDB çok artık eski. ADF de zaten NDB'nin frekansı hocam. Öyle söyleyeyim sana. Evet, bunu da böyle yaptığımıza göre minimum sector altitude airport reference point'i girdik zaten. Lima Golf Sierra Romeo runway 15'tan verdi. Fixleri tamamen çektik. Bir problem yok. 3500 feet. Bu Sierra Romeo 444'a geldikten sonra 2 milde minimum set edeceğiz. LNAV VNAV olduğunu kontrol ettikten sonra 1490 set. Alçalışa devam edeceğiz LNAV'de. Circle'dan misapproach climb gradient minimum 5.0 demiş. Biz zaten bunu sağlıyoruz abi. Not altered west of the runway demiş. Sağdan doğru açılmayacağız. Sola doğru doğudan circle length'i uygulayacağız. Neden sağdan açılmayacağız? Çünkü burada bir maniye var. Açılma diyor hocam. Önce onu kontrol edeceğiz abi. Evet, indikten sonra da Muruk. Şöyle baktığımızda indikten sonra da
Zaten pis küçük abi. Santorini yaklaşmasını 1-5'e Arnav'a yaklaşması yaptıktan sonra Foxtrot'tan soldan, özür dilerim, sağdan girer. Alfa Echo Delta'dan Apron'a gireriz ve oraya uçağımızı park ederiz diye düşünüyorum. Arnav yaklaşması, yani uçak LNV ve VNV ile rota ve ile yüksekliği takip edip son yaklaşma yapılır. VR ya da ILS gibi bir yerden bir yazı referansı yok mu Arnav'de? Evet, Arnav RAIM radarlarıyla yapılır. RAIM radarlarda biz uçuşa gitmeden önce EMP'lerimize vardır. RAIM radar coverage bizim için önemli. RMP ve AMP değerlerinde devre içerisinde, yani limit içerisinde olması gerekiyor. Actual navigation performance ve required navigation performance'ın bu şekilde olması lazım. Eğer burada Embra düşerse, yani RAIM radar coverage dediğimiz bu işte RAIM radarlarının kontrol ettiği alan ya da GPS ile ilgili bir problem olursa, o zaman konvansiyonel yaklaşma yapmamız lazım. Çok güzel soru bu arada. Ama onun ismi RAIM radardır ve bizim EFP'mizde de RAIM radar coverage, yani coverage değil, coverage daha doğrusu, onun söylenisi söyleyemedim, pronunciation'ı daha doğrusu, coverage, niye coverage diyorsam artık çok konuştum abi, dilim dönmüyor. Kaptanım, ailesi çapraz yaklaşma nasıl yapılır? Limit Agatha Sierra chartında gösterebilir misiniz örnek olarak? ILS çapraz yaklaşma yapılmaz önce. ILS precision yaklaşmadır. Evet, bu arada alçacık devam ediyor. Bu sisi düzeltmem lazım ya. Sis çok kötü. Haydar, hoş geldin hocam. Evet, başka soru var mı? Evet, bu arada alışverişe devam ediyoruz. Bütün briefingleri, checklistleri tamamen uyguladık abi. Herhangi bir problemimiz yok. Yapmamız gereken FMS'deki RNAV yaklaşıp LNAV, BNAV olduğunu kontrol edip bütün bu restriction'ları sağlamak. Furkan Benkengil, görüşürüz dostum, kendine iyi bak. Localizer yaklaşmasında o ILS olsa duramazsın. Doğru hocam. Localizer yaklaşmasıdır o. Türkiye'deki en zorlu meydan Erzincan olabilir. Van olabilir. Sabiha Gökçen çok zor. Few calculation yapıyoruz ama onu zaten sistem şu şekilde progress sayfasına geldiğin zaman sana gösteriyor nerede ne olduğunu. Şurada. Onu sisteme girdiğin zaman sana otomatikman hesaplıyor. Bazı meydanlarda offset ILS var. Ben hiç denk gelmedim. Bilmiyorum. Olabilir ama. Yani hiç denk gelmedim de bilmiyorum. Hocam, Van'da Erzincan'da tek off'ta uçak hazırlanırken zorlanır. Hayır. Hocam, 737 yakıt boşaltmanın nasıl tekrar iniş yapılıyor? 737'de yakıt boşaltma yok. Jettison yok bu uçakta. Bu uçak overweight landing yapabiliyor. 30 flap'ta yapmayı öneriyor. FCTM'de yazıyor hocam. Evet, bu arada 20.000 feet'e geldik. Descent checklist uygulayalım. Descent checklist, fasten seat belt on, recall check, landing data, VR 30 flaps 147, minimum 1490 set. Approach briefing, RMP approach for runway 15. Bunu da bu şekilde route sayfasından RNAV 15 olacak şekilde teyit ediyoruz. Bu arada şey de kontrol edin. 100 set. Hocam, dünyanın en zor meydanlarından birini hiç gerçekleştirsek nasıl olur? Himalayalarda bir meydan vardı mesela orası. Bir şey olmaz hocam, gayet güzel olur abi. Hocam, en sevdiğim ve en sevmediğim meydan. Vallahi hocam, en sevdiğim meydan İzmir, Ankara, Zürih, Cenevre. En sevmediğim meydan Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen çok zor ya bu arada. Hakikaten zor. 3.50 glide path var. Sıkıntı abi. Dikkat etmek lazım. Paro da sıkıntılı meydan, evet biliyorum. Zonguldak da zor. Bilmiyorum ki Zonguldak nasıl, hatırlamıyorum şu an. Görüntüyü vereyim hocam size, buyurun. Evet. Chat durdu galiba değil mi şu anda? Sıkıldınız mı hocam? PFBX'ten PMDG planı tarihini hatırladım. Hiçbir fikrim yok hocam.
sal base olmak zor değil, hayır. Sal base olmak güzel. Keyif alıyorum ben. Sıkılmıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sıkılıyorsanız söyleyin. Yani şu anda MCP ile ilgili var mı soru bilmiyorum ama sistemselle sistemle ilgili soru olabilir. İstediğinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ben de her şeyi bilmek zorunda değilim. Bilmeye de olabilirim. Bilmiyorsam açıp bakarız hocam. Bu arada çok konuştum abi. Bayağı yoruldum. Bir su alayım ya. Evet, yeterli paraya süpürge bile uçururum hocam. Onu yeterli ayrana diyeyim hocam. Congratulations, you have received 1000 messages today with the restaurant restream chat. Restoran diye okuyorum bu arada. Güzel. 1000 mesaj ulaşmıştı diye. Çok iyi. İzmir akşam 1.6 left yaklaşık, çok güzel. Seversin hocam. MC Speedbender sembol. Onu sormuştum, cevapladın. Pardon, onu sormuştum, ben de cevapladım. A'yı görürsen orada low diyor. Yani moruk, biraz surat arttır demek. B de tam tersi. Kaptan panelleri biraz indikten sonra. Pardon, yanlış okudum. Kaptan panelleri biraz açık mı versek? Hocam onu nasıl vereceğim bilmiyorum ya. Onun ayarlarıyla ayarlamak lazım. İniş tekini gösterir misin indikten sonra? Tamam, gösterim. Hocam Trabzon'a bilmemi nasıl buluyorsun? Zor buluyorum. Kaptan, otelent imkanınız varsa otelent mi yaparsınız yoksa manuel mi tercih edersiniz? İmkanın varsa değil, limit içerisindeyse manuel, limit dışındaysa otelent. Yani o biliyorsun RVR ile alakalı Cat 1, Cat 2 ve Cat 3 alfa limitleri farklı. Abi konuşma, evet 2,5 saattir konuşuyorum. Konuşmamda bir sıkıntı olabilir, yoruldum artık. Bu arada uçak ARM'a geçti. Önce retard oldu, ARM oldu ve PET'i tutuyor şu anda. Evet, V-Nav'deyiz, PET tutuyoruz abi. Tamam, V-Nav'de PET. Başka hiçbir şey yapmıyoruz abi. H-Mod Retro Bilans'a girdim mi? Girdim. İran'da girdim önce. Moruk, bir daha okudunuz. MCP Speed Pencere sembolleri sormuştu. Evet, bunu zaten cevaplamıştım. Üçüncüye cevapladım herhalde. A görürsen MCP diyor ki suratın çok az diyor. Suratı arttır diyor. Bu Boeing 212 Master Caution Fire tuşları niye hep yamuk olur? Her uçakta farklı bir yamuklukta. Vallahi şey, bunu böyle simüle etmişler ama gerçek uçakta bazılarında yamuk, bazılarında düz. Ya damper'dan bahsettik hocam. Çok konuştum onunla ilgili. Hoca inmeden bize gerçek prosedürleri go around gösterir misin? Onu da artık başka yayında, onu da kendi yayında yapayım. Olur mu? Altimetreler local finish 1021 reading 12,700 feet now. Set and cross check. Evet, bu arada pet aşağı indi abi. Pet iniyorsa level change. Bu peti yakaladıktan sonra V-Nav'e vereceğiz. Hiçbir zaman pet aşağıdayken V-Nav'le alçalınmaz. Neden? V-Nav bu peti tutmaya çalışır, surat artar abi. Biz de hemen level change'e geçeceğiz. Peti yakalamak için speed break'i devreye sokacağım. Speed break 300 knot'un altında olduğu için speed break devrede. Amacımız bir an önce peti yakalayıp V-Nav'i devreye sokmak abi. Pet aşağı indi, V-Nav'deysen level change ya da vertical speed. Pet geldiği zaman V-Nav'e basıp speed break alacağız. Bu arada pet yaklaşıyoruz abi, çok güzel. Pet geldi, V-Nav, speed break off. FMA'de de V-Nav pet. İzo CDNG. Limetang Alpha Sierra chart'taki localizer yaklaşmasını anlatabilir misin? Anlatırım ama şu anda değil, çünkü çok çok yaklaştık hocam. Bu ARNEV yaklaşmasında unstable falan olmuyor. Bu arada 10,000 feet checks uygulayalım. Recall 10,000 feet checklist of number 1 coming crew prepare for landing and understanding işte. Kaptan kalksan vazgeç bir yolcuları uçaktan indirip teknisyenlerin özel maskeli kıyafetle uçağa girip bakım yaptığı ne gibi durum olabilir? Kalksan vazgeç böyle bir durum yaşamıştık. Bilmiyorum hocam. Evet, ben demiştim ki bu uçağı descent'te 10.000 fitin altında 250 knot'a kes demiştim. V-Nav'de olduğu için uçak düz uça geçer. 10.000 fitte düz tutar uçağı. 250 knot geldikten sonra 10.000 fitin altına inmeye başlar hocam. Şu anda da onu yapıyor. V-Nav'deyken düz uçuşa geçiyor. 10.000 fitte 250 knot geldikten sonra alçalışa başlayacak.
Artık alçışı konsantre olalım hocam. Bu arada entering MSA, first officer hemen pet şeyde kendi EFIS panelinden terrain'i devreye soksun. Çünkü 25 nautical mile'a giriyoruz abi. Şu şöyle görüntüyü vereyim size. Buyurun Sun Express. Bayılırsınız Sun Express'e. Seversin abi. Evet, 250 nautical tuttuktan sonra alçalışa başladı gördüğünüz gibi. Evet, şimdi Muruk, tamamen şunu kontrol ediyoruz. 1. 230 knot. Peksan'da 230 knot olacakmışız. Exhaust'ta 210 knot olacağız. Exhaust'ta 12 mil. Buraya 1 flap gireriz. 12 mile 5 flap gireriz abi. Önemli olan elle vine peti tutmamız. Burada 2 millik bir initial approach fix'ten bir 2 mil çizmiştik. 2 mile gelmeden önce Gideon Fly 15 ve 25-30 yapmak zorundayız. RNAV yaklaşmalarında initial fix'e gelmeden full konfigüre bir şekilde yaklaşma yapılır. 2 mile geldikten sonra 3500'de 1490 set edeceğiz. MCP panele eline VNAV 1490 fix set ettikten sonra alçalışa devam edecek uçak. İnternet hızım yüksek hocayı. Niye? Kötü mü? Kaptan Maxer izin çıkmış, tekrardan uçacaklar inşallah. Maxer'e bakış açınız nasıl bekliyorsunuz Maxer'ın? Keşke alsa hoca. İnşallah alır yani. Dönüşlerde flap açmak caiz midir? Hayır. Değildir. Flap açma limitleri var. Placard'da 250 knot, şirket bizim 230 knot olarak uyguluyor. Bir de 20.000 fitin üzerinde flap açamazsın. Bu da EFM'de yazar hoca, limitlerin hepsi. Al çalışa devam. Şöyle görüntüyü verdim hocam. Görüntü hava biraz herhalde kapalı abi. Sis falan var. Hocaya atıyorum yükseli 4 derecede 4 tane rüzgar varsa o rüzgar nereden geliyor nasıl anlayabiliriz? Navigation Display'de ya da kulenin sana söylediğinde yani kule sana söylüyor zaten o rüzgarı. Şurada gösteriyor bak. Rüzgar şurada gözükür. Evet. Al çalışa devam ediyoruz hocam. 7000 fitin üzerinde geçiyor. Gayet güzel. Elnevinev'de 250 knot'ın altına kesmeye başladı. Distalasyon noktasında Exhaust'ta 230 knot girmiştik. Uçak PET'te devam ediyor. Vinev'deyiz. PET'te devam ediyor. 230 knot'ın altında FMC Speed devreye girdi. Şu anda distalasyon noktasında yani şurada 230 knot'ın altına doğru kesecek. Exhaust'ta uçak normal 7000 fitin üzerinde geçiyor. Şurada da 230 knot'ı tutmaya devam edecek arkadaşlar. PET'te evet bu kadardan bir şey olmaz arkadaşlar. PET'i tutsun abi. PET'i tutmak için burnu aşağı verecek. Sürat biraz artacak. Onu kontrol edelim. Ne demek hocam? Evet, disarasyon noktası geldiği zaman arkadaşlar şu 190 knot'a ve burada da flap ikazı gelecek. Bakalım. Öyle mi olacak gerçekten de? Progress Page 2 sayfasında da yaklaşmada sana verilen rüzgarı görebilirsin burada. Ama bu yaklaşma da buna bakarsın. Buralarda Navigation Display'e bakarsın. Zaten bu bileşkesini verir. Zaten bana onu sordular herhalde. Ama bu çok önemli değil abi. Sana ATC ne verdiyse ona bakarsın. Atıyorum bizim arka rüzgar limitimiz 10 ya. Kule sana dedi ki 5 knots. Burası 15 gösteriyor. Biz 5 knot'ı devreye sokup 5 knot'mış gibi yaklaşıyoruz. Evet, track require ikaz geldi. Track require ikisi arasındaki fark 10 knot olduğu için track require ikazını veriyor. Exhaust'ten sonra da 190 knot'ı tutmasını söylemiştik hocam. Exhaust 210, ondan sonra 190. Bunu geçtikten sonra da 190'da flap ikazı verecek. Heading düzeltmesi şunun altına gelmesi için yaptım hocam. Elnevine devam ediyoruz. 5000 fitin üzerinde geçecek abi.
Pardon, özür dilerim, ne 5000 lan? 3500'ün üzerinde geçiyor. Drag require check abi. Çünkü 5000 feet olamaz. Güzel. Evet, flaps 1 koyabiliriz artık. 230 knot'un altına inmesini bekliyorum. Bu arada speed break'i devreye soktum. 230 knot'un üzerinde flap koyamayacağım için. FMC speed de devreye girdi. FMC speed'de ikisi arasındaki fark 15 knot'un üzerindeyse FMC speed devreye girer. Flaps 1 girdik ve speed break'i aldım önce. Speed trendini görüyorum. 3500 feet'e de alçalışa başladık. Pardon, yaklaşmaya başladık. 1000 gördük. Auto total flaps 5, pardon, flaps 1 ikazını görüyoruz önce. Flaps 1 açıldıktan sonra 5 flap'ı koyacağız. 2 milde de minimum olan 4000, yani 1490 MCP'ye Elna Vine olacak şekilde set edeceğiz. Şu anda pet'teyiz, gayet güzel. 12 mil içerisine giriyoruz. Flaps 5'ı da set edebiliriz. Flap 5 set ettikten sonra şöyle bir speed trend'e bakalım. Speed trend'de alçalma var mı? Yani düşme var mı? Onu kontrol edeceğiz. Düşme yoksa niş takımlarını devreye sokacağız. Şu anda speed rank'te speed trend'de düşme olduğu için gear down yapıyorum. Gear down. Ve 15 flap'ın limiti olan şurada 210 knot olması lazım. Şöyle bakalım abi. Çünkü 210 knot 10 flap limiti, 15 flap limitiyle aynı. FMC speed min ev altitude set. 1490 set. Şöyle 1500 feet set edelim hemen. Elna Vinev'de 1500 feet. 2 mile girdik bu arada. Arm, Vinev pad. 210 knot'un altına indikten sonra flaps 15. Landing checklist. Engine start switches. Continue speed break. Arm, green light. Landing gear, down 3 green. Flaps 15, green light. Güzel. Şu şekilde de artık 270 knot'un altına inmesini bekleyeceğiz. Full procedure yapacağımız için. 30 flap, 175 knot. 270 nereden çıktı ya? 175 knot'un altına inmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da full flap'ları koyacağım. 176 knot'muş. 25 knot'ta, 25 flap'ta 191 knot'muş arkadaşlar. Güzel. Artık iniş takımlarını devreye soktuğum için speed break'i kullanamam. 15 flap'ı da devreye soktum. 191 knot'un altına olduğu için flaps 25. Elna Vine'de uçak devam ediyor bu arada. Roma Insight. Misapproach altitude'u kontrol edelim. Unutmayalım Misapproach altitude'u. O da şöyle. Misapproach altitude 3500 feet set olacak. Evet, 175 knot'un altına indi. Flaps 30 diyelim. Yine tref sayfasına geldiğimizde sürat zaten 147-152 olacak şekilde 1F artı 5'i set etmiştik. Elna Vinev otomatikman set eder. FMC speed devreye soktu. Harika. Suratı tutuyor çünkü. Şimdi baktığımızda check flaps, flaps 30 green light and landing checklist complete abi. From way to inside. Evet, şöyle görüntüyü verdim hocam. Buyurun. Alçalışa devam. Hoca joystick Cytec Pro. Hadi bakalım hoca, hepinize iyi inişler. Katım esen boda ailesi bir yaklaşma yaptım. Yaptım. Circle to land yaptım. VR yaklaşma, yok pardon ya. ALS yaklaşmasında takiben circle land yaptım. Evet. Pisti gördük abi. Autopilot, auto throttle, disengage. Flight director off, misapproach altitude set yapabiliriz. Yapmasak da olur çünkü straight getiriyor bu arada. Offset getirmiyor. Ama ben yine size göstermek için bunu yapacağım abi. 3500 feet set ve flight directors on. Bizim için önemli olan şu anda tamamen visual'a girdik. Puppy light'ları kontrol ediyoruz. 1000 stable check. Autopilot, auto throttle, disengage. Tabii ki manuel ineceğiz. Hep manuel iniyoruz. Otelent yapmıyoruz hocam. Çünkü otelentlik bir durum yok. Zaten buraya otelent yapamazsın. 1000 stable check. Evet, artık dışarıdayız abi. Visual'a geçtik. 2 kırmızı 2 beyazı tutuyoruz. 3 dışarıda 1 içeride. 3 dışarıda 1 içeride. Aiming point'a doğru devam ediyoruz abi Santorini'de. Sürat güzel abi. Yaklaşık bir 5 knot, 10 knot'a kadar yolu var abi. Artı 10. Hafif yüksek kalıyoruz. Gaz kolları idle. Biraz burnu öne veriyorum. 2 kırmızı ve 2 beyazı tutmaya çalışıyoruz abi. Tamam. Evet, 2 kırmızı 2 beyazı tuttuktan sonra bu şekilde alçalışa devam. Evet, aiming point'u gördük. Morçum aiming point'u gördüğümüz için osuruk gazını ekledim hafif. Şöyle aiming point'e devam ediyorum. Evet, şöyle alçalışa devam. Güzel. 3 kırmızı 1 beyaz. Güzel. Evet, şöyle hemen düzelttim. Şu şekilde. Bu çok saçma. Bunu vermemiz lazım. Evet, şöyle. Speed break up, reverse normal, speed break up. Bunu vermemesi lazım. Neden verdi bilmiyorum. Çünkü pette devam ediyorduk. Pette devam ettiğimiz için. Evet, şurada manual break'i devreye sokalım.
50-40 check. Evet, Santorini'ye hoş geldiniz Hoca'yı. Bu V4 senaryosu olduğu için arkadaşlar böyle hatalar yapabiliyor. V5 de olsaydı bunlar olmazdı. Hoş geldiniz. Şöyle sağdan çıkalım. Santorini. Eyvallah Hoca'yı. Evet, pisti terk ettikten sonra bazı işlemlerimiz var Hoca'yı. Onları yapacağız. F16 şalterlerini görüyorsunuz. Santorini'ye hoş geldiniz. Evet, şöyle durduk. Durduktan sonra park brake set yaptım. Park brake set yaptıktan sonra şunları artık devre dışı bırakabiliriz. First officer hemen strobe light'ları steady'ye getiriyor. Altitude off'a getiriyoruz arkadaşlar. Tamamen standby'a getirmiyoruz çünkü bizi yer radarı görsün diye. Burada RNAV yaklaşması yaptığımız için frekansları aynı bu şekilde bırakıyorum ama ILS yaklaşması yapmış olsaydık frekansları VR frekansına değiştirmiş olacaktım. Hemen buradan weather radarları devre dışı bırakıyorum çünkü yani devre dışı bırakıyorum derken test pozisyonunu alıyorum. Bu weather radarda bu test pozisyonu yok. Sadece buradan weather radarları kapattığımızı kontrol ediyoruz. Trim'i 5'e alıyorum arkadaşlar indikten sonra. Flapları off pozisyonuna getiriyoruz. Biraz sert indim çünkü pozitif landing olması için pist kısa ve daha hızlı duralım diye. Doğru. Şunu off pozisyona getiriyoruz ve şunu da 100'e getiriyorum. Takiben bunlar off pozisyonunda. Engine start switch'ler off'ta. Anti-ice'ları yani şurada window heat ve prop heat'leri devre dışı bırakıyorum. Bizim tabi APU'muz gayri faal olduğu için APU çalıştırmıyorum arkadaşlar. Onun için ground power'da şurada elektriği de kontrol etmiş olacağız. Sadece şey geldikten sonra şuradan gate 5 diyelim. Follow me isteyelim bu arada. Yes abi. Sadece ground power gelince önce tek motoru alacağım. Ground power bağlandıktan sonra onun elektriğini verip iki motoru da devre dışı bırakmış olacağız. Minimum olarak 1490 feet'i devre dışı bırakabiliriz. Artık şeyi de flight direktörleri de off. Şunu da 10100 standart pozisyonuna getirelim. 10100'de bırakıyoruz biz genelde. Ve böylece landing checklist'i tamamen gerçekleştirmiş oluyoruz hocam. Bu şekil. Flapları da off pozisyona getirdik abi. Tek motor taksi simüle edebilirim. Bunu simüle etmemiz için şöyle söyleyeyim. PMDG tek motorla çok gitmiyor abi. Sıkıntı yaşıyor. Daha kısa bir yer olsaydı eğer yani bu yol çok uzun olmasaydı bunu yapabilirdik de. Çok işkence çekeriz ya. Bu arada Boeing Exocet'i biliyorsun pozitif landing yapmamız ile ama bu çok da pozitif landing değil. Yani bu çok sert bir iniş değildi. Yani pozitif landing değildi. Normal standart bir inişti yani. Ama yumuşak iniş FCTM'de yazar. Yani yumuşak inişten ziyade pozitif landing yapın diye Boeing Exocet'de. APU gayri faal olduğu için APU çalıştırmayacağız hocam. Bu arada follow me geldi abi. Şunları devreye sokalım. Sağ sol temizler. Park brake release. Devam. Follow me takip edeceğim. Tek motor için yok. APU'ya ihtiyaç yok hoca. Bir jeneratör bütün elektrik sistemini besleyebilir Boeing 237'de. Evet, follow me'yi takip ediyorum. Evet, benim şey kayıyor ya. NH1021 güzel. 120 saat. Follow me tak. Evet arkadaşlar. Sıkılmanız değil mi? Yani elimden geldiğince Boeing 237'yi size anlatmaya çalıştım. Buraya RNAV yaklaşması yaptık ama kanalımda daha fazla yaklaşma yani şöyle söyleyeyim ILS, VR hepsini yapıyorum. Takip etmek isteyen varsa takip edebilir arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Buradan Aytunç abiye de çok teşekkür ediyorum. Kanalında beni ağırladığı için. Yani çok güzel bir yayındı bence. Eğer sorduğun sorulara yani soruyu sorup da cevap veremediğim varsa kusura bakmasın. Bir sonraki yayında
yani tabii şöyle söyleyeyim, hani eğer ben yayın açtığım zaman gelirseniz, orada sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Bir şey düşünmüyorum, doğrusunu yapıyor. Zaten Boeing 737 öyle iniş yapmalı. FCTM'de o şekilde yazıyor. Gerçek pilottan önce mi? Hayır, hayır. Gerçek pilot olduktan sonra. Eyvallah Barış, eyvallah Jay. Eyvallah. Eyvallah Jay, çok teşekkürler. Ne demek, her zaman. Yakında uçuş var mı? Var. Yakında. Kanalımın ismini bizden moderatör arkadaş var mı bilmiyorum ama ben şöyle yazayım hocam. Takip etmek isteyen varsa. Ne demek hocam, çok teşekkürler. Aytunç abi de mutlaka kanalında üye olmayan varsa mutlaka Aytunç abinin hem YouTube ve Twitch kanalına, bizden de arkadaşlar, bizden izleyen, yani benim kanalda izleyici olarak izleyen dostlarımız varsa Aytunç abi mutlaka follow edin. Kendisi çok inanılmaz, çok güzel yayınlar yapıyor. Ben çok keyifli izliyorum. Ve bu yayını bana yapma imkanı verdiği için de buradan sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Eyvallah hocam, çok sağ olun. Evet, sağ sol temiz moruk. Şuradan soldan yapıştıracağız abi. Evet, şuraya park edeceğiz. Elemanı gördüm. Tamam, şurası güzel. Sağ çağırıyor. Gelelim. Eyvallah Jay, çok teşekkürler. Ne demek? Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Evet, şöyle duralım. Brake set. 2 numaralı motor aldım abi. Hemen şuradan APU gayri faal olduğu için bunu yapmamız lazım Jay. Şuradan servis diyelim, set diyelim. Şuradan request diyelim. Brand power isteyelim Jay. Sağ motoru aldım. Şunlar off'ta. Evet, ground power geldikten sonra arkadaşlar şöyle ground power'ı bekleyelim. Evet, ground power bağlansın abi. Evet, ground power şuradan bağlanacak inşallah bu sefer. Bağlandı mı bilmiyorum. Bekliyoruz ground power'ı. Bağlan Ujay. Bağlanacak herhalde. Eyvallah Jay. İnşallah bağlanır. Bakayım bağlanacak mı? Bağlanmıyor. Arriving'de kaldı. Ya burada bir problem var ya. Neden? Ne diyor? Please cut. Abi cut yaparsak DC'ye kalırız. Tamam, şuradan jet plug isteyelim ya. Request diyelim. Şuradan bağlansın. Şu bağlansın bari. Bu bağlanmıyorsa bu bağlansın. Bakayım bağlanacak mı? Evet, bağlandı, güzel. Evet, APU geldi, şey, ground power geldi. Artık motoru alabiliriz. APU olmadığı için şu zaten otomatikman atacak, şunları IRS'leri off yaptığımız zaman. Hidrolikleri devre dışı, APU olmadığı için şunları şu şekilde yapacağız. Anti-collision light off'ta, wheel well light'ı on yapacağım. İkinci bacak için igniter left'te çalıştıracaklar uçağı. Şunu da off yaptık. Şuradan da kapıları açalım hocam. Bu APU bug ile ilgili nasıl bir sıkıntı, yani nasıl çözebilirim bilmiyorum ama ona bakacağım. Request deboarding diyelim ve artık yolcuları boşaltmaya başlayalım. Ve yayının da sonuna geldik bu arada arkadaşlar. Kardeşim, geri dönüş yapmayacak mısın hocam? Geri dönüş. Yaparım ama bunu böyle, şunu şöyle, şunu şöyle yaptık. Devam derim yani. Biliriz.
Abi sana çok teşekkür ediyorum gerçekten bu imkanı bana verdiğin için. Her zaman benim kanalıma da bekliyorum seni. Onu da zaten planlarız. Ansef 05, ben senin kanalında bir uçuş yapmak istiyorum ama tabii bir abi. Orada bir Airbus, orada bir Boeing falan uçurmak istemiyorum. Orada Dash 8 uçurmak istiyorum, sen izin verirsen. Tabii ki abi, nasıl istersen. Onun setuplarını Akın'la konuşalım. Müsait bir zamanda yapalım abi, olur mu? Memnuniyetle, memnuniyetle. Çok sevinirim çünkü hani Dash 8'in Türkiye'deki popülerliğinin artmasını istiyorum. Hatta ben hemen hemen her gece biliyorsun canlı yayın açıyorum. Aha. Ve haftada bir gün Dash 8 gecesi, salı geceleri bizde Dash 8 gecesidir normalde. Evet. Ondan sonra hani o öyle bir akşama getirirsek hani birlikte uçtuğum arkadaşlarım da gelirse işte mesela hani o anlamda çok mutlu olurum. Çünkü Dash 8 gecesi benim için ayrıca özeldir o anlamda. Santorini'ye de geldik. Ellerine sağlık kaptanım. Harika abi, bir uçuş yaptın. Çok, ben teşekkür ederim. Buradaki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum yayını izledikleri için. Bana katlandıkları için daha doğrusu. Estağfurullah abi, zevkti. Eğer sorularına cevap veremediğim arkadaşlar varsa artık onlar da bir şekilde sorularını bana iletebilir. Benim kanalda sorabilir, size sorabilir. Fark etmez. Kusura bakmayın eğer şeyde kaldıysa, yani cevaplamadığım olduysa. Şimdiden özür dilerim yani. Bu şekilde elimden geldiğince bütün soruları cevaplamaya çalıştım. Evet, o zaman kapanış konuşmasını yapayım mı kaptanım, müsaade edersen? Tabii ki abi, ne demek. Evet, öncelikle o zaman sizlerden ricamız, lütfen kanala abone olunuz. YouTube, Twitch follow yapmayı unutmayınız. Yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Bu referans uçuşudur hakikaten, gerçekten öyledir. İlaveten unsafe05 twitch.tv/unsafe05 kanalını takip etmeyi unutmayınız. Müsait oldukça o da yayın açar. Yıllardır yayıncıdır zaten. Hani yeni başlamış falan değil. Yıllardır yayın yapmakta olan bir insan. Ve tabii bir Boeing pilotu. Ondan birinci elden öğreniyorsunuz. Çok değerli bilgilerini zaten en önemli kısımlarını biz bugün aldık aslında diyebiliriz bir anlamda. Eylemlerimiz devam edecek arkadaşlar. Takipte kalın. Başka projelerimiz var. Hem Unsafe05'te hem de benim de başka projelerimin olması durumu var. Mesela bir 787 pilotu planım var hala, inşallah bakalım. Bizleri takip edin arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Umarım keyifli bir akşam geçirdiniz. Ben tamamında olamadım ama zaten Unsafe05 yayıncı olduğu için kendisi de o benim açı yokluğumu hissetmediğinize eminim arkadaşlar. O yüzden içim rahattı. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinize kendi adıma iyi geceler dilerim. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun yayın takip ettiğiniz için. Mutlaka Aytunç abiyi takip etmeyi unutmayın. Bizden tabii benim kanalımdan gelen izleyicilere sesleniyorum. Twitch'te mutlaka Aytunç abiyi takip edin. Benim kanalımda gelmek isterseniz biliyorsunuz zaten linki. Tekrardan çok 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 teşekkür ediyorum Aytunç abi, sana bir kez daha ve arkadaşlar sizlere de. Yayını kapatıyorum abi şimdi o zaman. Ellerine sağlık kaptanım, kapatabiliriz artık. Yayını kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Görüşmek üzere.